Günaydın. Türkiye 6 Şubat sabahına asrın felaketiyle uyandı. Kahramanmaraş merkezli iki deprem ülkemizi büyük bir acıya sevk etti. Afet sonrası tek yürek olmaya, başta devletimiz olmak üzere büyük bir seferberlikle yaralarımızı sarmaya başladık. Türkiye'nin tek yürek olduğu yardım seferberliğinde ünlüler başı çekti. İşte depremin ilk günlerinden bu yana ünlülerin yardım çalışmaları ve depremin ünlüler dünyasına etkileri. Yüzyılın felaketini yaşadık. Birlikte ayağa kalkmaya çalışıyoruz. Acıyı da... Ahmet'imiz öldü. Öldü. Ölüsünü çıkardılar yani. Gözyaşını da... Allah rızası için bu insanlar şimdi. Umudu da paylaştık. Elinden gelebilen, buraya getirebilirse çok seviniriz. Türkiye... Son 100 yılın en büyük felaketine uyandı 6 Şubat sabahı. Deprem felaketi 10 ili yıktı, acının en saf halini hatırlattı bizlere. Herkes gibi ünlüler de etkilendi bu felaketten. Oyuncu Uğur Arslan, Hatay'da yaşayan ailesi için endişeliydi. Benim ailemin, özellikle abim, yengem, yeğenlerim, maalesef göçük altındılar ve biz onları artık kaybettik olarak varsayıyoruz. Ciddi şekilde Hatay'da yardıma ihtiyaç var ve lütfen destek olun. Yani diyecek başka bir şey bulamıyorum. Geçen her dakika Uğur Arslan için daha zordu. Hatay'dan aldığım son bilgiler çok iç açıcı değil maalesef. Yani şehrin yarıdan çoğu neredeyse yerli yeksan olmuş durumda. Kalan binalarla ilgili de yaşam riskinin söz konusu olduğu söyleniyor. Bu tip bilgiler geliyor. Tabii her şey daha çok gri. Hatay Spor Teknik Direktörü ve eski milli kaleci Volkan Demirel'in gözyaşları ve yardım çağrısı sabah saatlerinde tüm Türkiye'nin kulaklarında çınladı. Ne kadar imkan varsa hepsini göndermenizi istiyorum lütfen. Çevre iller de aynı şekilde, sadece Hatay, Antakya değil. Lütfen. Rica ediyorum lütfen. Lütfen. Allah rızası için burada insanlar şehrin. Allah rızası için. Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel de eşinin gözyaşlarına ortak oldu. Merhaba. Burada durumlar çok kötü. Arkadaşlarımız enkaz altından çıktılar. Hala enkaz altında olan tanıdıklarımız, arkadaşlarımız var. Hatay geneli felaket vaziyette. Hataylı eski milli futbolcu Gökhan Zan'ın gözyaşları da milyonların yüreklerini dağladı. Çok kötü durumda, perişanız. Yalvarıyorum ne olur. Tanımıyorum kimseyi ama yalvarıyorum, yardım edin. Hepimiz çok kötüyüz. Hepimiz çok zor durumdayız. Çok zor internet buldum, şarjım da bitecek. Oyuncu Erkan Petekkaya, eşi Didem Petekkaya'nın akrabalarının göçük altında olduğunu duyurdu depremin ilk günü. Günlerce umut dolu haberler bekledi Petekkaya ailesi ama maalesef acı haber geldi. Didem Petekkaya sosyal medya hesabı üzerinden acı haberi duyurdu ve yakınlarını kaybettiğini, olmadı, Allah herkesin yardımcısı olsun sözleriyle açıkladı. Oyuncu Melisa Aslı Pamuk da sabahın ilk saatlerinde ailesinin depremde göçük altında olduğunu duyurdu sosyal medyadan. Neyse ki saatler sonra müjdeli haberi verdi ünlü oyuncu. Hollanda'da yaşayan Hataylı bir ailenin kızı olan şarkıcı Karsu da çektiği videoda gözyaşlarıyla paylaştı ailesinin göçük altında olduğunu. Ben de bir mesaj yollamak istedim herkese. Çok yazıyorsunuz Karsu, sen nasılsın? Aynen nasıl? Bize çok kayıp var. Nenem yok, halam yok. Kuzenlerim,
Sağ olsun, hep soruyorsunuz. Ama burada yapacağımızı yapıyoruz. İşte Hollanda'ya hep yalvarıyoruz, yollayın. Yani Allah herkesin yardımcısı olsun. Saatler sonra bir iyi, bir kötü haber geldi Karsu'ya. Ninesi göçük altından canlı çıkarılırken halasını kaybetmişti şarkıcı. Akrabaları için umutla bekledi Karsu. Ancak enkaz altından onun için iyi haberler gelmedi. Karsu'nun yeğeni, kuzeni ve kuzeninin eşi yaşamlarını yitirdi. Ünlü isim acı haberi sosyal medyadan duyurdu. Haluk Levent bir acıyla yüzleşti afetin ilk saatlerinde. Kuzeni Güven'i kaybettiğini duyurdu Haluk Levent. Spor camiasının gözü kulağı da deprem bölgesindeydi afetin ilk saatlerinde. Yeni Malatya Spor kalecisi Eyüp Ahmet Türkaslan göçük altındaydı. Türkiye haberi Ahmet'in eşinin gözyaşlarıyla almıştı. Gözü çok kötü, ne olur yardım edin Eyüp'e. 30 saattir altındayım, gözün altındayım. Show TV'de Didem Aslan Yılmaz'ın canlı yayınında Yeni Malatya Spor Teknik Direktörü Yılmaz Vural verdi acı haberi tüm Türkiye'ye. Ne oldu hocam? Maalesef Ahmet'imiz öldü. Of. Öldü, ölüsünü çıkardılar yani orada. Of be hocam. Şimdi çıkardılar. Ama maalesef yaşamıyor. Hocam başını sağ olsun. Allah sabır versin. Çok. Görüşmek üzere. Başınız sağ olsun. Malatya Spor'un başı sağ olsun. Spor camiasının başı sağ olsun. Depremde yakınlarından kötü haber alan bir başka isim oyuncu Mert Fırat'tı. Fırat halasına ulaşmaya çalıştığını Didem Aslan Yılmaz'ın programında anlattı. Halamın bir eniştemin ve aynı zamanda bir kuzenimin enkaz altında olması durumu var. İlk günden beri oradalar, bir şekilde ulaşmaya çalışıyoruz. Birkaç defa kepçeyle, çeşitli şekillerde AFAD gruplarıyla, yurt dışından gelen gruplarla dahi müdahaleler yapıldı. Hala da aslında orada aktif şekilde mücadele yürütüyor. Haberi aldığı ilk gün yardım seferberliğine katıldı Mert Fırat. Antakya'dayım aslında. İlk gün yani gecesinde aslında yani saat 4'ten sonra haber aldıktan sonra sabah erken yola çıktık. Akşam buraya varabildik. Tabii hava şartları çok kötüydü, hava koşulları. Akşam vardıktan sonra da hemen depo bulduk ve aslında hali hazırda topladığımız kaynakları, tırları bu tarafa doğru, Antakya'ya doğru yönlendirmeye başladık. Acayip bir koordinasyon ve operasyon zorluğu var tabii sahada. Çünkü aslında ulaşım çok zor. Yollar biraz hem doğadan da kaynaklı aslında, kıştan da kış koşullarından kaynaklı da biraz ulaşım zor. Ama bir yandan da tabii baz istasyonları çalışmıyor, elektrik yok. Benzinle ilgili çok ciddi problem var. Bu Hatay özelinde söylüyorum. Depremde yakınlarını kaybettiğini açıklayan birçok isim oldu. Tiyatrocu Orhan Aydın'ın eski eşi ve kızının annesi enkazdan sağ olarak çıkarılırken, kızı Eylem Şafak Aydın ne yazık ki hayatını kaybetti. Niran Ünsal yakın arkadaşını kaybettiğini duyurdu. Sunucu Zuhal Topal dayısı ve kuzenini kaybettiğini duyururken Tuğba Altıntop da iki akrabasını kaybettiğini duyurdu. Depremin ilk gününden itibaren bölgeye yardıma koşan sayısız ünlü isim oldu. Güldür Güldür'ün sevilen yüzü Alper Kul arama kurtarma ekiplerine dahil oldu. Gelen ihbarların çoğu aldatmaya yönelik oluyor. Bakın bu binayı 2 saattir arıyor bu ekip. 2 saat mübalağa oldu ama yemin ederim yarım saattir gelen ihbarları değerlendirmeye çalışıyorlar. Ne olur yanıltıcı bilgi atmayın. Bu binada birisinin kaldığını söylemişlerdi. 10 dakikadır bu binayı arıyorlar. Lütfen daha duyarlı olalım. Yağmur Atacan da depremin ilk günü itibarıyla bölgeye yardıma koşan isimler arasındaydı. Atacan, yardım dağıtım faaliyetlerinde taşın altına elini koydu. Selam,
Öncelikle beni tanıyan yakınlarım, herkes bize bir şeyler göndermeye çalışıyorlar. Biz eşya götürmüyoruz. Şu anda biz AFAD'dan aldığımız izinle yaklaşık 10-15 pick-up olarak, zaten yol durumu da gördüğünüz gibi oldukça kötü, yardıma gidiyoruz. Bizim orada hedeflediğimiz yardım, bizden önce giden tırların küçük köylere ulaştıramadıkları paketleri köylere ulaştırabilmek. O yüzden sadece off-road donanımıyla gidiyoruz. Açıkçası orada mümkün mertebe elimizden geldiği kadar insanlara oradaki eşyaları götürmeye çalışacağız. Biz yardım götürmüyoruz. Biz kendimizi kendi araçlarımızla götürüyoruz. Yardım teklifleri için teşekkürler. İzniniz olmadan lütfen yola çıkmayın. Çoğu kişi yolda kalmış durumda. Ve özellikle izin belgeniz olmadan yolda devam edemeyebilirsiniz. Bunu lütfen göz önünde bulundurun. Siz gördüğünüz... Felaketin ortaya çıkmasıyla birlikte yardım seferberliği başladı tüm Türkiye'de. Birçok ünlü bu faaliyetlere desteğe koştu. Burcu Biricik yardım seferberliğinde gönüllü oldu. Yani hayat devam ediyormuş gibi davranmak istemiyoruz. Yani çok korkunç bir şey yaşadık. Ben herkesin bunun farkında olmasını istiyorum sadece. O yüzden setlerimizi durdurduk. Çünkü dedik ki hayat devam etmiyor. Hayata en fazla bunu yaparak ve oradaki insanlara bu destekleri ulaştırabilirsek hayatımız devam eder. Ebru Yaşar, tırlar dolusu yardım malzemesini deprem bölgesine ulaştırırken kalbinin afetzedelerle olduğunu duyurdu. Adanalı şarkıcı Murat Kekili de deprem bölgesine yardıma koşan isimlerden biriydi. Depreme Adana'da yakalanan Murat Kekili, yardım tırlarıyla deprem bölgesine koştu. Arkadaşlar selam. Hepimizi yasa boğdu. Son olaylar, son depremler bayağı bir belimizin ipliğini kırdı. Şu anda dün değil önceki gün biliyorsunuz Adana'daydım. 8. katta yakalandım ben de depreme. Tabii Allah kimseye vermesin. Çok şiddetli sarsıntı geçirdi bölge halkı. Yoğun bir şekilde bölgeye akım var. Biz de oraya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Allah nasip ederse bugün gece yarısı veya sabaha karşı olmayı umuyoruz çünkü şiddetli tipi var. Demet Akalın ve İbrahim Tatlıses de yardım seferberliğine gönderdikleri yardım tırlarıyla dahil oldu. Milyonlarla birlikte sayısız ünlü dahil oldu seferberliğe. Feyyaz Şerifoğlu, Celil Nalçakan, Umut Kurt, Tan Taşçı, Özgür Can Çevik, Pelin Öztekin ve Erkan Kolçak Köstendil de yardım çalışmalarına dahil oldu. Derya Ulu da ilk günden itibaren depremzedeler için seferberliğe katıldı ve yaptığı paylaşımlarla yardım topladı. Merhabalar. Bildiğiniz gibi 6 Şubat'ta 7.7 ve 7.5 büyüklüğünde iki deprem Türkiye'de 10 ile etkiledi. 14 milyona yakın insan doğrudan etkilendi ve 10 bine yakın bina yıkıldı. Tüm yardımlarınızı bekliyoruz. Bağış yapabileceğiniz bağlantıları aşağıya bırakıyoruz. Yardım gönderen herkese çok teşekkür ederim. Ama hala yardıma ihtiyacımız var. Yapacağınız bağışlar afet bölgesine önemli bir destek olacaktır. Kerem Bürsin ve Farah Zeynep Abdullah gibi isimler İngilizce anonslarla yabancıları da deprem seferberliğine davet etti. Hey everyone, as you already may know, on February 6th, two earthquakes with magnitudes of 7.7 and 7.5 have hit and affected 10 cities in Turkey. Close to 14 million people have directly been affected and close to 10,000 buildings have been destroyed, so we can use all the help we can get. Below this video, you will find a link where you can donate so we can get the necessary needs to provide for the necessary means. Thank you to all the nations and everyone who has already helped out, but like I said, we still can use all the help we can get. Any donations, anything will help, so please spread the word. Thank you. Hello everyone. As you may already know, on February 6th, two earthquakes with magnitudes of 7.7 and 7.5 have hit and affected 10 cities in Turkey. Close to 14 million people have directly been affected, and close to 10,000 buildings have been destroyed. We can use all the help we can get.
Below you will find a link where you can donate so we can get the necessary needs to fight for the necessary needs. Thank you to all the nations and people who have already sent help. But like I said, we still can use all the help we can get. Any donations will help, so please spread the word. Thank you. Funda Arar, bir annenin şefkatiyle yardım seferberliğindeydi. Sevgili dostlar, hepinize binlerce kere teşekkür ediyoruz. Çocuk mamaları geliyor. Ama biberon da lazım. Katı mamalar da alınabilir. Ve yanında kaşık alınabilir. Biraz önceki videoda dediğim gibi hamile kadın, hamile elbiseleri, erkek ayakkabı, iç çamaşır, tıbbi yardım malzemeleri gerçekten çok gerekli. Hepinize tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hasal Kaya da o yardım çalışmalarından birine dahil oldu ve sevenlerine yardım çağrısı yaptı. Herkes merhaba. Yüzyılın felaketiyle karşı karşıyayız. Yardımlarınız çok önemli. Ahbaba desteklerinizi bekliyoruz. Hazal Kaya bu çağrıyı yaptıktan saatler sonra doğuma girdi ve ikinci bebeği Leyla Süreyya'yı kucağına aldı. Muazzez Ersoy, sahne kostümlerinin satışından elde edeceği geliri deprem bölgesine bağışlayacağını duyurdu. Sevgili dostlarım, biliyorsunuz ülkemizi sarsan büyük bir felaket yaşadık. Ben bireysel olarak acizane AFAD'a kendi yardımımı yaptım. Bugün de uygulamasından elde edilen nakit geliri aslında polis teşkilatımıza, polis vakfına bağışlayacaktım. Ama yaşadığımız bu felaketin ardından daha önemli bir ihtiyaç olduğu için uygulamasından elde edilen geliri bugün Kızılay'a göndereceğim. Haluk Levent, derneği Ahbap'la beraber felaketin ilk gününden itibaren canla başla çalıştı. Sağ olsun arkadaşlarım geldiler. Birçok yerde pazarlık yaptık. İyiler aldı. Çünkü büyük alımlar yapıyoruz. Bölgeye hemen göndereceğimiz ilk etapta 2000 çadırı hemen sabah ayarladık. Tırlarımızı bölgeye gönderiyoruz. Sağ olsun. Depremde kaybettiği kuzeninin acısını kalbine gömüp bölgeye giden, ihtiyaçları belirleyen Haluk Levent, İstanbul'a döndüğünde gönüllü ünlülerle birlikte bölge için yardım topladı. Sevgili Kıvanç Tatlıtuğ, bölgelerde tırların nasıl girebileceği konusunda yetkililerle görüşüyor. Sevgili Oktay Kaynar da sabahtan beri başını saçını yoldu. Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ, Oktay Kaynarca, Özge Özpirinçi, Kıvanç Kasabalı ve İrem Helvacıoğlu tanıdıkları herkesi arayıp yardım topladı. Kadın bordu mu, bebek bordu mu? Çocuk bordu. Kadın ve çocuk bordu. Süper abi. 5 şirketle irtibata geçilip birçok çalışma şu an burada yapılıyor. Elçin Sangu ilk günden itibaren yardım çalışmalarına dahil olan isimlerden biriydi. Elçin Sangu diğer ünlülerle birlikte yardım topladı saatlerce. Vallahi herkes harıl harıl çalışıyor olabildiğince. Koordine içinde olmaya çalışıyorlar. Daha da devam edecek tabii ki, çok pardon. Daha da devam edecek. Böyle çalışıyoruz evet, sadece. Birçok şirketle galiba konuşmalar, evet, irtibatlar da başladı. Markalar, bir sürü şey, bireysel, o bu. Zaten herkes bir bütünlük içinde yapmaya çalışıyor. Kimse kimseden haber sahasında çok hareket etmemeye çalışıyor. Hı hı. Olabildiğince işte ne yapabilirsek kârdır. Haluk Levent, Ahbap Derneği'nin çalışmalarıyla ilgili bilgiler aktardı sık sık. Bizler her deprem zamanı olduğu gibi önce oraya gideriz, AFAD'la İşbirliği protokolümüz var. Onlarla görüşürüz ve orada ne yapabileceğimize bakarız. Gerekli ihtiyaçları çıkartır ve elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışırız. Depremin ilk gününden itibaren bugüne kadar günlük temel ihtiyaçların tamamını karşılamaya çalıştık. Ne isteniyorsa oradaki arkadaşlarımızın bizlere gönderdiği raporlamalar doğrultusunda göndermeye çalıştık. Gönderiyoruz da. Haluk Levent, birçok ünlünün desteğiyle söz verdikleri tüm projeleri hayata geçirmek istediklerini söyledi. Depremden etkilenen ve bölgede kalmak zorunda kalan depremzedelerin durumu mevcut. Onların fiziksel ve ruhsal yaşam koşullarını biraz olsun düzeltebilmek adına konteyner yaşam merkezleri inşa etmeye karar verdik. Bunun için de 100 milyon TL ayırdık. Bizler
Bu konuda ne taahhüt ediyorsak yerine getireceğiz. Bütün dostlarım, gönüllü dostlarım buradalar. Günlerdir çalışıyorlar, uğraşıyorlar. Ahbap Derneği olarak bizlere çok güvendiniz. Çok destek verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Hangi tarihten itibaren? Hangi tarihten itibaren? Yani sen bana 85 mi dedin? Gün gün yardım seferberliğine daha fazla ünlü isim dahil oldu. Merve Dizdar, Sinem Ünsal, Burcu Özberk, Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım da ihtiyaç haritası organizasyonuyla birlikte yardım çalışmalarına katıldı. Sizden gelen yardımları deprem bölgesine ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu süreç çok uzun. Lütfen en küçük yardımlarınızı bile ulaştırmaya devam edin. Her şey için çok teşekkür ederim. İhtiyaç haritasıyla birlikte sizden gelen yardımları deprem bölgesine ulaştırıyoruz. Ufak, büyük, küçük demeden bütün yardımlarınız çok kıymetli bizim için. Ben bu günleri beraber atlatacağımıza çok inanıyorum. Herkese teşekkür ediyorum. İhtiyaç haritasıyla birlikte sizden gelen yardımları deprem bölgelerine ulaştırmaya çalışıyoruz. En küçük yardım bile çok kıymetli. O yüzden lütfen yardım etmeye devam edin. Lütfen küçük büyük demeden yardımlarınızı buraya ulaştırın. Özellikle sosyal medyada ihtiyaç haritasının güncel listelerini takip edip buraya getirebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Herkese merhaba. Sizden gelen yardımları ihtiyaç haritası ışığında ihtiyacı olan insanlara dağıtmaya çalışıyoruz. Burada çalışıyoruz ve sizin her yardımınız çok önemli. Lütfen yardım etmeye devam edin. Demet Özdemir, İbrahim Büyükak ve Ali Biçim çektikleri videoyla halkı yardıma çağırdı. Herkese selamlar. Ahbap'la beraber İspik'in yaptığımız deprem bölgesine tırımız hazır. İkinci tırı bekliyoruz. Herkese çok teşekkür ederiz. Umarım bu herkesin çabaya zarf ettiği tüm yiyecek, içecek, tüm ürünler gerçekten hak eden insanlara, zor durumda olan insanlara ulaşır. Demet Özdemir'in organizasyonuyla başlayan yardım kampanyası, Oğuzhan Koç, Murat Boz, Mustafa Sandal, Berkay gibi isimlerin katılımıyla büyüdü. Herkese Allah razı olsun. Spor camiası da depremzedeler için kolları sıvadı. Üç büyük kulüp, "Biz beraberiz" sloganıyla deprem bölgesine yardıma koştu. Yıldız futbolcular deprem bölgesi için yardım seferberliğine katıldı. Gelen yardımın haddi hesabı yok. Çalışmayan gönüllü gelenlerin haddi hesabı yok. Ben Türk milletinin bu büyük karakterinden dolayı çok gururluyum. Mümkün olduğu kadar yani depremzedelere ulaşmaya çalışıyoruz. Daha önce de ifade ettim, Erdem Bey orada, oradaki durumu organize etmeye çalışıyor. Buradan da bir kıyıdan biz tırlarla bu malzemeleri depremzedelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu acının içerisinde güzel bir birliktelik yaşıyoruz. Bu tüm dünyaya bir ders olsun ki Türkiye Cumhuriyeti halkı ve vatandaşı gerektiği zaman tek yumruk olmayı, tek bilek olmayı her zaman becerecektir. Yani kime dokunursak, ufak bir yardımımız kime olursa bizim için onarı ve mutlu edici bir şey. Ve ünlülerin yaptığı maddi yardımlar. Tek yürek oldu ünlüler dünyası. Bülent Ersoy'un 1 milyon lira maddi yardımın dışında 5 iş makinesini deprem bölgesine gönderdiği öğrenildi. Ebru Gündeş'in deprem bölgesine 2 milyon lira bağışladığı, erkek arkadaşı iş insanı Rassan Koşnav'ın da 400 bin dolarlık bir yardımı deprem bölgesine ulaştırdığı ortaya çıktı. Yardım çalışmalarına fiziksel olarak da katılan Murat Boz'un 500 bin liralık yardım yaptığı, Tarkan'ın 1 milyon lira, Orhan Gencebay'ın da 500 bin lira bağışta bulunduğu öğrenildi. Tarkan ilerleyen günlerde Ahbap'a da 1 milyon liralık bir bağış daha yaptı. Seferberliğin ilk saatlerinde Kıvanç Tatlıtuğ 200 bin liralık, Hülya Avşar 250 bin liralık, Aras Bulut İnemli'de 200 bin liralık maddi yardımla seferberliğe katıldı. Kıvanç Tatlıtuğ sonrasında 950 bin liralık bir maddi yardımda daha bulundu. Mustafa Ceceli'nin 200 bin, Burak Deniz ve İrem Derici'nin 150'şer bin, Melis Seze'nin 200 bin lira katkı yaptığı bağış kampanyalarına Edis'te 400 bin lira katkıda bulundu.
sayısız ünlü ismin katıldığı yardım kampanyalarında Gülben Ergen'in 150 bin lira, İbrahim Büyükak'ın 200 bin lira, Sefo'nun 200 bin lira, Can Yaman'ın 250 bin lira bağış yaptığı ortaya çıkarken Sibel Can 1 milyon liralık bağışta bulundu. Engin Altan Düzyatan'ın 200 bin liralık bağışının dışında Bergüzar Korel Halit Ergen çiftinden 400 bin lira gelirken Ebru Şahin ile Cedi Osman çifti 1 milyon lira bağış yaptı. Kerem Bürsin 200 bin lira bağışta bulunurken Çağatay Ulusoy yardım seferberliğine 250 bin lira ve çadır yardımıyla katıldı. Süperstar Ajda Pekkan da deprem bölgesine 1 milyon lira maddi yardımda bulundu. İlimizde büyük üzüntüye neden olan deprem felaketinin yaralarını tek yürek olarak sarıyor Türkiye. İşte kamu kuruluşlarının öncülük ettiği yardım seferberliğine katılan ünlü isimlerin gayreti. Yüzyılın felaketini yaşadık. Acıyla sarsılıp umuda tutunduk. Deprem felaketinin yaralarını sarıyor Türkiye birlik ve beraberlik içinde. Ünlüler dünyası görülmemiş bir seferberlik içindeydi bu süreçte. İstanbul Yenikapı'daki yardım alanında herkes taşın altına ellerini koydu. Serenay Sarıkaya onlardan biriydi. Deprem bölgesi için hazırlanan yardım malzemeleri için herkes bir işin ucundan tuttu. Salih Bademci, Berkay Ateş, Hande Doğan Demir ve Çağlar Çorumlu kuli taşımaya yardım etti. Hadi abi, devam! Devam! Hadi! Bir diğer yardım seferberliğinde Kaan Yıldırım, Sarpapak, Pınar Deniz, Bennu Yıldırımlar, Burcu Biricik, Selma Ergeç, Tamer Levent ve Özge Özder yer aldı. Ülkemizin dayanışma içinde olması gerektiği özel bir dönemden geçiyoruz. Bizim milletimiz dayanışmayı da bilir, birbirine yardım etmeyi de bilir. Bu günlerin, bu kötü günlerin geçeceğini ümit ediyorum. Ama yeter ki birbirimizi severim. Ayrışmadan birbirimize sevgimizi, saygımızı ve yardımımızı esirgemeyelim. Röportaj durumunda değil mi, haline değil mi? Koşturmaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çok üzgünüz. Diyecek başka bir şey yok. Kolay gelsin herkese. Destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Umarım işe yarıyoruzdur. Ve de ben Türkiye insanı şu anda nasıl birbirine kenetlendiğini, nasıl büyük bir coşku, yani bir coşku, heyecanla herkes bir şey yapmak istiyor birbiri için, değil mi? Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Eve sığamıyoruz, yatağa sığamıyoruz. Neler yapabiliriz, hangileri daha mantıklı diye. Bakıyoruz yani, öyle. Aras Bulut İynemli ve Engin Öztürk de Yenikapı'daki yardım çalışmalarına katıldı ve halkla el ele vererek deprem yardımlarını taşıdı. Gerek yok.
Yeni Kapı'daki ünlülerin yardım nöbeti Ebru Şahin, Burcu Özberk, Sinem Ünsal ve Merve Dizdar'la devam etti. Eşi Cedi Osman'la birlikte deprem bölgesine 1 milyon lira nakdi yardım da yapan Ebru Şahin, İstanbul'dan giden yardım malzemelerini elleriyle kolileydi. İlk günden itibaren Yeni Kapı'da yardım çalışmalarına katılan Burcu Özberk de yardım için canla başla çalıştı. Ve Merve Dizdar. Setlerin iptal olduğu ilk günden bu yana yardım için çalışan ünlü oyuncu bakın neler söyledi. Yani yoğunluk var ama herkes yani bir şeyler yapmaya çalışıyor. O yüzden çok mutluyum. Böyle bu günleri böyle atlatacağımızı düşünüyorum ama inanın böyle hepimizin kafası, aklı, kalbi zaten orada ama herkes elinden geleni yapıyor. Bunu görmek de mutlu ediyor insanı bir yandan. O günden beri yani deprem gününden beri hepimiz her gün çalışıyoruz. Hep sizde olduğu gibi. Atlatacağız inşallah. İlk günden setler iptal olduğundan beri çalışıyoruz. Önce ihtiyaç listesini, haritasını çıkardık. Şimdi buraya geldik. Devam edeceğiz yani. Buradayız. Şarkıcı Yonca Lodi de Yeni Kapı'daki yardım seferberliğine destek verdi. Ben gerçekten bir haftadır uyku uyumuyorum. Yani hani bir saat, iki saat, maksimum iki saat o haldeyim. Artık geçen haftanın sonuna doğru ağlamaktan böyle gözlerim nokta halinde kalmıştı. Çok çok üzgünüm yani. Gerçekten çok üzgünüm. Ama bu seferberlik. Yardım seferberliğine destek veren Gökhan Özoğuz, birliğe ne kadar ihtiyacımız olduğunu şu sözlerle vurguladı. Bitmek, tükenmek bilmeyen bir birliktelik ve dayanışma var. Lütfen herkes günler geçse de desteğini bırakmasın. Çünkü o göçüklerin altında bebekler, insanlar, bütün hayatlar, tozlar ve dumanlarla birlikte yitiyor. Yenileri çıkarılsalar da, kurtulursa da birçoğu gidiyor, gitti de. Lütfen unutmayalım bunu. Aynı duyarlılıkla yardım etmeye devam edelim. Çünkü biz varsak, birliktelik var, halk varsa Türkiye var. Herkes elinden geleni yaptı depremzedeler için. Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, felaketin sabahında bölge için yardım malzemesi alışverişine çıktı. Yasemin Allen yardım için seferberliğe katılırken yabancıların da dikkatini çekmek için çağrılar yaptı. Hello everyone, we're at Yeni Kapı Gösteri ve Sanat Merkezi. Every municipality in Istanbul has set up these centers like this where all boxes of donations are being organized into separate groups by people taking their time out of their day to come and do this. Hundreds upon thousands of people have got together to help. If you would like to donate to any of the funds for earthquake relief, please follow the links and thank you in advance. Burak Özçivit'le Fahriye Evcen yaptıkları yayınlarda yardım toplanmasına katkıda bulunarak destek verdi. Felaketin yaralarının sarılmasına. Bize de yine ben elimden geldiği kadar paylaşmaya çalışıyorum. Oradan takip etmeye çalışıyorum. Çok fazla mesaj geliyor. Ama çok faydalı bilgiler de aradan çıkıyor. Ben onları yine paylaşmaya devam edeceğim. Çünkü geri dönüşlerini de alıyorum. Gerçekten elinden gelen mutlaka yaymalı. Çünkü mesajları alıyorum. İşte hani bu paylaşımdan sonra
hani güzel sonuçlar aldık diye. O yüzden yine devam edeceğim. Mutlaka oradan yine DM'den ulaştırabilecekleri güzel bilgileri bize de ulaştırdım. Bütün arkadaşlarım şu an. İlk günden beri gerek paylaşımlarıyla bölgeye yardım ulaşmasına, gerekse fiziksel olarak yardım çalışmalarına katkıda bulunan isimlerden biri de Hande Erçel'di. Tolgahan Sayışman, birlikte çalıştığı dernek aracılığıyla yardım malzemelerini deprem bölgesine ulaştırmanın dışında bölgede önemli projelerin de startını verdi. 3000 kişilik bir çadır kent bitmek üzere. Yakın bölgedeki insanlara buradan duyurmak istiyorum. Onun haricinde çok büyük bir konteyner ev projesi var. Alp Navruz, oyuncu arkadaşlarıyla birlikte çalışmalara katıldı. Merve Boluğur, soluğu deprem bölgesinde alan ünlülerdendi. Enkaz altındaki arkadaşı için Hatay'a gitti, yardım çağrısı yaptı Boluğur. Merhabalar, şu an Antakya'dayız. Arkadaşım Haydar için özellikle buradayım. Henüz bir haber yok, hala çalışıyor arkadaşlarımız sağ olsunlar. Sinan Akçıl da deprem bölgesindeydi. Akçıl, depremzede miniklerle bir araya gelip onlara moral verdi. Haydar, yılın düeti Hatay'da. İlle de seni sevmem bana bence. Şaptı şaptı. Durmadan aşkımı sevgimi her gün. Şaptı şaptı. Artıyor artıyor. Artıyor. Sen bana gördüğüm en büyük aşksın. Şaptı. Benim sensiz nefes almam. İlle de şarttı. Şarttır şarttı. Şarttır şarttı. Alkış. Oyuncu Uğur Uzunel, depremin vurduğu Elbistan'da yardım çalışmalarına katıldı ve halkın ihtiyaçlarını yardımseverlere aktardı. Arkadaşlar günaydın. Elbistan Afet Bölgesi'nden güncel ihtiyaç listesini paylaşıyorum. Temizlik ürünlerine ihtiyaç var. Her çeşit sabun, özellikle çamaşır suyu, eldiven, temizlik bezleri, çöp torbaları ve taşıma poşetlerine ihtiyaç var. Bunun dışında kişisel bakım ürünleri, yani diş fırçası, diş macunu, şampuan, tarak, havlu, tırnak makası gibi kişisel bakım ürünlerine ihtiyaç var. Gıda ihtiyaçlarından en çok kahvaltılığa ve en çok da çaya ihtiyaç olduğu söyleniyor burada ve şekere. Çağla Şikel, evsiz ve ailesiz kalan çocuklar için kamera karşısına geçti. Sesi titreyerek çektiği videoda ailesiz kalan çocuklar için yapılması gerekenleri aktardı. Ailesi ve yakınlarına ulaşamayan çocuklar bakanlık yetkilileri hariç kimseye teslim edilmiyor ve tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Bu açıdan içiniz rahat olsun. Yine sosyal medyada bu çocuklara koruyucu aile olmak isteyen sayısız vatandaşımız var. Bu vatandaşlarımız koruyucu aile başvurularını da E-Devlet üzerinden yapabilirler. Hepimize çok geçmiş olsun. Yaralarımızı hep beraber saracağız. Allah yardımcımız olsun diyorum. Herkes bir işin ucundan tuttu. Doğa Rutkay da işitme engelli depremzedeler için kollarını sıvadı. Hastanede olan, çadırlarda kalan, derdini anlatamayan, sağır dilsiz, işitme engelli dostlara yardımcı olabileceğimizi buradan duyuruyorum. Bu anlamda çevrenizde varsa, yardım ekiplerinizde böyle bir ihtiyaç varsa lütfen bunu yayın. Bizlere ulaşabilirler. 7/24 buradayım. Sevgili dostum Mustafa da öyle. Bu konuda sağır dilsiz, duyma engeli olan dostlarımıza işaret dilini takip edip çevirebildiğimiz için, tercüman olabildiğimiz için faydalı olabileceğimizi düşünüyorum. Gamze Özçelik, kurucusu olduğu dernekle deprem bölgesine yardıma koştu. İbrahim Çelikkol, ilk günden itibaren bölgeye yardıma koşan ünlülerden biri olurken enkaz çalışmalarına da yardımcı oldu. Gülben Ergen yaptığı maddi yardımla birlikte deprem bölgesinde yaraları da sarmaya yardımcı oldu. Ergen, Kahramanmaraş'ta depremzedelerle bir araya geldi. Yılmaz Erdoğan, yapım şirketi üzerinden yapılan maddi yardım dışında Fethiye'den deprem bölgesi için yardım tırları hazırladı.
Halil Sezai, minibüsüyle depremin ilk günlerinden beri afet bölgesinde. Ünlü şarkıcı yaptığı yemekleri depremzedelere dağıtıyor. Sıla İlker Kaleli çifti örnek bir davranışa imza attı. Ünlü çift deprem bölgesinden Hasan, Hüseyin ve Eylül adındaki 3 çocuğun üniversitede dahil tüm eğitim masraflarını üstlendi. Demet Akalın İstanbul'daki 4 evini, İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Tatlıses de Bodrum'daki evini depremzedelerin konaklaması için açtı. Yönetmen ve oyuncu Onur Saylak, ailesiyle eşsiz bir yardıma imza attı. Saylak, konteyner inşa ederek deprem bölgesindeki afetzedeler için konteyner ev yardımı yaptı. Acı deprem felaketi canımızı çok acıtırken sevilen isimler de yakınlarını kaybetti. Oyuncu Çağrı Çıtanağ'ın annesi yaşanan deprem felaketinin ardından enkaz altında kalmıştı. 9 gündür enkaz altında kalan Nevber Yurdal Çıtanak'tan acı haber geldi. Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, Instagram hesabından kayınvalidesinin hayatını kaybettiğini bu sözlerle duyurdu. Annemizi kaybettik. Başımız sağ olsun. Yasemin Sakallıoğlu da ailesinden kayıp veren ünlülerdendi. Yasemin Sakallıoğlu, eşinin amcası ve yengesinin depremde yaşamını yitirdiğini duyurdu. Dizi oyuncusu Emel Atıcı ve kızı Püryen Atıcı'dan da acı haber geldi. Anne kız depremde hayatlarını kaybetti. Enkaz altında kalan müzisyen Zilan Tigris'le oyuncu eşi Çağdaş Çankaya da depremde yaşamlarını yitirdi. Türkiye ile birlikte Suriye'yi de etkileyen deprem felaketine dünya ünlü isimler de kayıtsız kalmadı. Jennifer Lopez, Selena Gomez ve Shakira hem paylaşım hem de maddi destekte bulundu. Selena Gomez 50 bin, Shakira ve Jennifer Lopez 100'er bin dolar yardım yaptı. Dünya ünlü şarkıcı Dua Lipa, model Bella Hadid ve Oscar'lı oyuncu Russell Crowe, James Bond rolüyle tanınan Daniel Craig ve Angelina Jolie de deprem için yardım çağrısı yapan isimler arasında yer aldı. İsveçli şarkıcı Maher Zain, deprem felaketinin ardından soluğu Türkiye'de aldı ve bizzat yardım çalışmalarına katıldı. As we know, one of the big problems that we have over here is the cold. So now we stopped the buy at this place. We'll be checking these heaters. So this is like, as you can see, you can heat, yani keep you warm, and also that you can maybe like even prepare some food. Yeah, we are checking now. This is where part of your money definitely will go, inshallah. So keep supporting. Thank you so much, guys. Assalamu alaikum, everyone. We're doing well, inshallah. Today we arrived at Kahramanmaraş, one of the cities that was affected, one of the worst cities affected. And it's very hard, honestly. I'm trying to get a perspective on the camera to show you how bad it is, but you cannot, yani, yeah, the camera can never give 100% justice. And then there's over there as well. İsimler Türkiye'nin yaşadığı büyük deprem felaketinin yaralarını sarmak için ön saflarda yer aldı. İşte o paylaşımlar.
binlerce cana, gözyaşlarına neden olan yüzyılın deprem felaketinin yaralarını sarıyor Türkiye. Ünlüler dünyası da bu acıya ortak oluyor el birliğiyle. Aleyna Tilki çocukları unutmadı. Ünlü şarkıcı, deprem bölgesindeki çocuklar için oyuncak toplamak ve oyun alanı oluşturmak için harekete geçti. Herkese merhaba arkadaşlar. Şu anda tüm deprem bölgelerinde depolarımız mevcut. Sadece bilgisine güvendiğiniz teyitli ve kesin olan bilgileri bana iletirseniz çok daha hızlı çalışırız. Şimdiden yardım edebilen herkese çok teşekkür ederiz. Aleyna Tilki, Hatay'daki depremzede çocukları ziyaret etti ve oradan paylaşım yaptı. Çocukları düşünen ünlülerden ikisi de İrem Helvacıoğlu ve Hazal Subaşı oldu. İki sevilen oyuncu çocuklar için kitap kampanyası hatırlatması yaptı sevenlerine. Özellikle kitapların içinde anne baba kardeş kelimelerinin geçmemesi ve bu kitapların Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olması gerekiyor. Boyama kitabı olacaksa da içinde genelde hayvan resmi bulunması gerekiyor. Şu an bu bağışlar için çok erken çünkü çok daha önemli acil ihtiyaçlar var. İleriki süreçte zaten yapılan bağışlar pedagojik olarak kontrol altına da alındıktan sonra bu çocuklara ulaştırılması bu kitapların çok daha sağlıklı olacak. Lütfen bu konuya hassasiyet gösterelim. Biz de ilgili kişiler ve kurumlarla görüşme halindeyiz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Çocuklar için uğraşan bir başka ünlü Aslı Tandoğan oldu. Aslı Tandoğan deprem bölgesindeki çocuklara oyuncak yardımı gönderdi. Şimdi bakayım ben bir yakalayayım. Biz de şu anda burada çocuklarımız için güzel böyle kitler hazırlıyoruz. İçinde çeşitli etkinlik kitapları, oyuncaklar hepsi var. Sizler sayesinde onları ulaştıracağız. Çok teşekkürler. Rapçi Sefo da deprem bölgesinde çocukları unutmadı. Sefo bölgeyi ziyaret edip çocuklarla bir araya geldi. İlk günden bu yana deprem bölgesi için çırpınan Elçin Sangu, kadınların özel ihtiyaçlarına kayıtsız kalamadı. Merhaba, bölgeye yapılan PET yardımları ile ilgili özellikle duyurmamızı istedikleri bir bilgi var. Evet, PET'ler var, gitmişler, ulaşmış yerlere ama insanlar, kadınlar özellikle bunu almaya çok çekiniyorlarmış, utanıyorlarmış. Ne olursunuz çekinmeyin, utanmayın. Bu su içmek, ekmek yemek, yemek yemek kadar doğal bir ihtiyaç. O yüzden ne olursunuz yardımları alın. Ne olur utanmayın. Hepimizin başına gelen doğal bir durum bu. Utanılacak bir şey yok bunda. Hadise de Hollanda'dan seslendi takipçilerine. Hollanda'daki bir yardım organizasyonuna katılan ünlü şarkıcı deprem bölgesi için bağış topladı. Herkese merhaba, ben Hadise. Şu an Hollanda'da Hilversum'da Van X radyo istasyonundayız. Şöyle bir ortamı göstermek istiyorum. Şu an depremzedeler için para toplanıyor. İnanılmaz, 11 gün yaşayacaklar. Radyoda başladı bu yardım ve akşam televizyona geçiş yapacaklar. Acımız büyük. Evet, çok zor günlerden geçiyoruz ama bir olunca gördüğünüz gibi her şeyi başarıyoruz. Burada olmak benim için önemli. Çünkü ben biliyorsunuz bir gurbetçi ailenin evladıyım. Burada insanlar arasında köprü olabilmek benim için çok önemli. Birazdan arkada biraz tabii ki de minik bir sohbet yapacağız. Ondan sonra ben de burada para toplayacağım. İşim biter bitmez İstanbul'a dönüyorum. Akşamki ortak yayında ben de olacağım. Hep beraber bir olduğumuzda bence her şeyi başarabiliriz. Sizleri seviyorum. Hadise bu organizasyonda depremle ilgili hislerini anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Om alles te bekijken en eigenlijk niet zoveel te kunnen doen, snap je? Want je moet natuurlijk iedereen hun werk laten doen. Maar die beelden, ik kan voor mezelf zeggen, ik heb heel weinig geslapen. En ik denk niet alleen ik denk iedereen. Want je voelt je schuldig, je wilt niet slapen. Je hebt het gevoel alsof je die mensen alleen laat, snap je? Dus, ja, ik denk dat ik in
totaal nog geen 10 uurtjes heb geslapen deze week. Gewoon, ja, het is heel raar. Het is raar. Ja. Ik kan ook geen woorden vinden om mijn gevoelens uit te drukken. Sertab Erener, deprem bölgesinde sahipsiz kalan hayvanlar için harekete geçti. Sertab Erener'in barınak hayvanları için çiftlik kurduğu ve güvenli bölgeye taşınmaları için harekete geçtiği öğrenildi. Haluk Levent, depremin sembol isimlerinden biri oldu ünlü şarkıcı. Haluk Levent, topladığı yardımlarla deprem bölgesinde hayatın yeniden kurulmasına yardımcı oldu. Evet, söz vermiştik binlerce konteyner kuracağız, alacağız diye. İlk alımlarımızı yaptık. 3000'e yakın konteynerin bir bölümü şu gördüğünüz alanda gerçekleşecek. Harfiyat çalışmaları başladı. Bütün ekipler burada. Araç gelişler alınıyor. Şöyle gelirseniz şu alan, gördüğünüz bu alan. Şu alanda konteynerlarımızı yerleştirmeye başlayacağız. Haluk Levent, depremin merkez üssü Pazarcık'a giderken bir de kaza geçirdi. Haluk Levent, trafik kazasını küçük sıyrıklarla atlattı. Depremin en çok etkilediği ünlülerden biri de Karsu Dönmez'di. Hollanda'da yaşayan Hataylı şarkıcı 10 akrabasını kaybetti. Karsu acısını anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Karsu Dönmez kayıplarına rağmen Hatay için yardım çalışmalarına devam etti. Hollanda'da yardım konseri düzenleyen Karsu, buradan elde edilen geliri deprem bölgesine aktardı. Karsu'nun öncülük ettiği bir başka organizasyonda 88 milyon euroluk bir bağış toplandı. Nu dus het voorlopige eindbedrag van de actie Help de slachtoffers van de aardbeving. Sinan Kan en Karsu. Wie gaat het doen? Jullie samen. Daar gaat hij. Ga je gang. Dank jullie wel, allemaal. Dünyaca ünlü isimlerin Türkiye ve Suriye'deki deprem için gönderdikleri mesajlar çığ gibiydi. Madonna, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yayınladığı mesajda Türkiye ve Suriye'deki depreme dikkat çekti. Sevgililer Günü'nde herkes aşktan bahsediyor. Bu büyük depremde büyük kayıp ve yıkım yaşayan Türkiye ve Suriye'ye tüm sevgi ve şifa enerjimizi gönderelim. Dünyaca ünlü şarkıcı, binlerce kişi öldü. Orada birçok kişi evini ve işini kaybetti. Sevdiklerini söyleyemiyorum bile. Tüm şehirler silindi. Kalp kırıcı diyerek bağış çağrısında bulundu. Depremde yakınlarını kaybeden ünlülerin acı yüklü paylaşımları da gündemde. Türk halk müziğinin sevilen seslerinden Sabahat Akkiraz, ablasını depremde kaybettiğini duyurdu. Sevgili dostlar, bu günler karanlık günler. Hepimiz yaralıyız. Ben ablamı kaybettim. Göçük altında kalan her can benim canımdır. Ben göçük altında kalmışım gibi yazılıp çiziyorum. Biz hepimiz de göçük altında kalanların acısını derinden hissettik. Birlikte, beraberce bunu aşacağız. Bu Hızır aylarında Hızır darda kalanları carına yetişsin. Hepinize teşekkür ederim. Bir başka şarkıcı Kahtalı Mıçe, memleketi Adıyaman'da 25 akrabasını depremde kaybettiğini duyurdu. Yani bu ölenlerin hepsi
rahmete gidenlerin hepsi bizim canlarımız, ciğerlerimiz, yakınlarımız da var rahmete gidenlerin. Allah hepsine rahmet eylesin. Allah böyle bir daha tufan vermesin. Birbirimize yardımcı olalım. Böyle bir günde herkes birbirine yardımcı olsun. Sağduyulu olalım. Galayana gelmeyelim. Onun için geçmiş olsun diyorum. Tek Yürek Türkiye gecesine sayısız ünlü isim katıldı ve o gecede depremin yaraları sarıldı. İşte o gece öncesi yapılan röportajlar. Türkiye'nin ekran başında tek yürek olduğu ve büyük bağışın toplandığı Tek Yürek Türkiye gecesine sayısız ünlü isim katıldı. Serenay Sarıkaya, acıya ve yardımlaşmaya dikkat çekti sözleriyle. Vallahi yani söyleyecek çok bir şey yok aslında. Söyleyeceğimiz hiçbir şey giden o canları geri getirmeyecek. Tabii ki çok çok üzgünüz. Çok yaralıyız, acılar içerisindeyiz. Elimizden geldiğince bugüne kadar yapabileceğimiz her şeyi gücümüzün yettiğince yaptık. Ama uzun bir yolculuk bu. Daha çok önümüze zamanımız var. Bunu birlikte aşmak için, yaralarımızı birlikte sarmak için. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Umarım bugün de harika bir bağış toplanır ve bu yardımı sürdürebiliriz oraya. Burak Özçibit, depremde zarar görenlerin yaralarının sarılmasını ümit ederek katıldı geceye. İnşallah da oradaki kardeşlerimize çok güzel bir şekilde yaralarımızı saracağımız bir şekilde umut olacağız diye düşünüyorum. Güzel bir yardım gecesi olacak. İnşallah böyle az da olsa bir sevindirecek miktarda bir bütçe toplayacağız diye düşünüyorum. Bir daha da başımıza bunların gelmemesi için inşallah iyi dersler çıkaracağız. Demet Özdemir'le eşi Oğuzhan Koç yardım seferberliğinden hemen sonra Tek Yürek Türkiye gecesindeydi. Günlerdir çalışıyoruz, çabalıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Bu akşam da yapacağız. Bundan sonrası için de yapmaya hazırız. Tüm ülkemizin başı sağ olsun. Başımız sağ olsun, teşekkürler, sağ olun. Depremde ailesi enkaz altından kurtulan Melisa Aslı Pamuk, acıyı en derinden hissedenler arasındaydı. Çok üzgünüm. Yani birebir aslında yaşamış olduğum için çok üzgünüm. Hepimize geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Bu akşam burada inşallah çok güzel bir bağış toplayacağız. Ben ümitliyim. Bu yüzden buraya toplandık zaten. Aras Bulut İynemli, ülkemizin geçtiği zor döneme vurgu yaptı yayına girerken. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Çok büyük bir felaket. Bir olma zamanı, kenetlenme zamanı, birbirimize sarılma zamanı. Ufacık bir katkımız bile olursa ne mutlu bize. Allah yardımcımız olsun. Teşekkürler. Sibel Can, acının da birlikteliğin de ortak olduğunu vurguladı sözleriyle. Hepimizin ortak acısı bu. Günlerdir herkes gibi ben de güne ağlayarak başlıyorum, ağlayarak bitiriyorum. Bu acıyı tarif edemeyiz. Hayatımda gördüğüm en acı görüntüler, fotoğraflar. Hiçbir zaman unutamayacağım görüntüler bunlar herkes gibi. Oradaki herkes, herkesin umutları, ailesi, çoluğu, çocuğu, annesi, babası, sevdikleri, hatıraları, umutları, her şey, her şeylerini kaybettiler. Diyecek hiçbir şey yok. Şimdi hep birlikte olma zamanı. Hepimiz sıkı sıkı sarılalım onlara. Bu gece onlar için buradayız. Her şeyin çok iyi olacağına inanıyorum. Murat Yıldırım, hala enkaz altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşların olduğunu hatırlatarak girdi söze. Ne yazık ki hala o soğuk betonların altında yaşamını yitirmiş insanlar var. Söylemesi de çok acı. Düşünmek acı, seyretmek acı. Tabii hiçbirimizin acısı orada yakınlarının kaybeden insanların acısı kadar olamaz.
Ben kendi adıma mesela şimdi bebeğimi öptüm geldim. Karımla vedalaştım geldim. Ama birçok insan şu anda ne yazık ki göçük altındaki eşinin belki hala çıkma umuduyla onları bekliyor. Kaybetmiş olduğu bebeğinin belki de hala şokunda, hala acısında. Murat Yıldırım bu depremin unutulmaması gerektiğini vurguladı. Ne yazık ki bu tarz facialar unutulmamalı ki bir daha en azından minimum şekilde yaşanabilsin. Dolayısıyla geceler düzenleyelim diyorum ben. Bu gecelerde bu binalar niye yıkıldı? Hangi binalar yıkıldı ve bu binaların yıkılmasında kimler sorumluydu? Bunları konuşalım. Uzmanlar çözüm üretsin ve bu çözümler uygulansın. Eğer biz bu geceleri düzenlemezsek, eğer unutursak bu geceler daha karanlık olacak. Eğer biz unutursak o betonların altı daha soğuk olacak. Lütfen unutmayalım. Tek yürek olmak için geceye katılan isimlerden biri de Devrim Özkan'dı. Evet, öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Yaralara acil şifalar diliyorum. Bugün hepimiz tek yürek olmak için burada toplandık. Umuyoruz ki hep birlikte bu zor günlerin üstesinden geleceğiz. Herkesin başı sağ olsun. Halit Ergenç, mavi gözlerinde acıyı hala hissediyor, depremde kaybettiğimiz vatandaşların acısını paylaşıyordu. Depremde hayatını kaybetmiş bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün yakınlarına sabır diliyorum. Sonrasında yarası olan insanlara acil şifalar diliyorum. Çok ağır, çok zor bir dönem geçiriyoruz. Böylesi büyük bir acıyı yani nasıl toparlarız bilmiyorum yani ama şu bir şekilde tabii birlik olarak bir arada hep beraber ki örneklerini görüyoruz şu anda dikkatle uzun zaman içerisinde çalışarak bir şekilde çıkacağız bunun içinden diye düşünüyorum ama böylesi ağır bir şeyleri kim nasıl başa çıkabilir bilmiyorum hepimiz için. Deprem seferberliğine ilk günden bugüne destek veren Burcu Özberk de milletimizin gücüne vurgu yaptı. Gerçekten çok güçlü ve çok büyük bir milletiz. Destek olan, yanımızda olan çünkü hepimiz sahalardaydık da aynı zamanda. Herkese çok teşekkürler öncelikle. Çok büyük bir acı. Bu acının tarifi yok hiçbirimizde. Ne kelime olarak, ne duygu olarak tarif edebileceğimiz bir şey değil. Yani ölen herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Hastanede olanların da inşallah bir an evvel acil şifalarla tekrardan yanımızda olmasını diliyorum. Hadise geceye Hollanda'dan ayağının tozuyla katıldı. Birlik beraberliğe vurgu yaptı ünlü şarkıcı. Bu gece bir oluyoruz. Sadece bu gece bir olmamamız gerekiyor. Bunun devamı gelmeli. Bu sadece bu gecede değil tabii, unutmadan yardımlarımıza devam etmeliyiz. Çünkü bu bir gecelik bir iş değil, uzun bir yol bizi bekliyor. Ama dediğim gibi bir olunca her şeyi başarırız, buna inanıyorum. Hollanda'dan yüklü bir bağış topladığını müjdeledi hadise. 55 milyon euroluk bir şey oldu. Çok yorgunum arkadaşlar, konuşamıyorum hakikaten. Oradan geliyorum zaten. Çok güzel. Hakikaten tüm dünya şu an yardımcı oluyor. Sadece bizler değil. Ve bunu görmek bence müthiş bir şey. Çok gurur verici. Güldür Güldür'ün sevilen yüzleri Ali Sunal ve Doğa Rutkay, Tek Yürek Türkiye gecesinde birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Deprem felaketinin üzerine ülke olarak yasa boğulduk. Bir nebze de olsun yardım edebilmek için buradayız. Gördüğünüz gibi Türkiye Tek Yürek sırayla elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hem bu akşamki organizasyonda hem de daha önce ve bundan sonra da arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin, büyüklerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Yani günlerdir bu büyük felaketin, bu büyük acının içinde hayatımızı devam ettirmeye çalışırken bir yandan elimizden geldiğince yardımlarla buluşuyoruz. Derneklerle elimizden geleni yapıyoruz. Bu kıymetli, bu özel yayında, Türkiye'nin tek yürek olduğu yayında da burada şimdi dilerim güzel bağışlar toplayacağız.
Oyuncu Yıldıray Şahinler üzüntü ve umudu aynı anda yaşıyordu. Tabii ki çok üzgünüz ama umutluyuz. Başımız dik, milletçe bir arada durmayı, birlik olmayı ve birlikte yaraları sarmayı başarabildiğimizi, başarabileceğimizi bir kere daha gördük, gösterdik. O yüzden umutluyuz, toparlanacağız, birbirimizi ayağa kaldıracağız ve yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Yardım gecesinin en önemli isimlerinden biri Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tu. Kelimelerin kifayetsiz kaldı. Sözün bittiği noktadayız. Buradan kilometre uzak bir yer olsa da milletçe bir acıyı yaşıyoruz. Bugüne kadar tarihimizde de böyle bir şey görmedik. Hatta dünya tarihinde de karada arka arka iki tane böyle büyük depremin kayıtlarda yer almıyor. Dolayısıyla çok derin bir acı yaşıyoruz ve normale dönmek de uzun bir süre alacak. Oradaki vatandaşlarımız, oradaki bölge normal dönene kadar da biz de normal bir hayat tabii ki yaşayamayacağız. Dolayısıyla acı içindeyiz ama bir taraftan da gurur içindeyiz. Herkesin çorbada tuzu olsun ruhuyla, dayanışma ruhuyla, güçlerine el verdiği kadar bir araya gelip bölgeye yardımda bulunmaları. Sayısız ünlü isim katıldı Tek Yürek Türkiye gecesine. Her biri sözlerinde yardımın önemine vurgu yaptı. İnşallah bir an önce oraları toparlayıp, tabii ki çok kaybımız var, Allah hepsine rahmet eylesin, hepsinin mekanları cennet olsun. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Ama çok büyük bir afet oldu. Devletimiz, biz, diğer sivil toplum kuruluşları hep birlikte el ele inşallah elimizden ne gelirse yapacağız. Acımız çok büyük, çok tarifsiz, çok derin. Kelimeler yetmiyor, yetersiz. Bu gece burada tek yürek olmaya geldik. Türkiye tek yürek ve yaralarımızı, inanıyorum ki yaralarımızı birlikte saracağız. Ben depremi yaşamış biri olarak bu yaraların ne kadar uzun sürede sarıldığını biliyorum. Umarım çok büyük bir bağış toplanır. Bu çorbada da tuzumuzun olması bizi çok mutlu edecek. İnşallah en kısa zamanda bu yaraları sararız. Geçmiş olsun. Başımız sağ olsun Cumhurbaşkanım. İçimiz parçalanıyor tabii ki. Acımızı tarif edecek kelime bulamıyorum. Bugün de bunun için buradayız. Bağışlarınız için. Umarım bugün çok güzel bağış yapılır. Şimdi birlik olma zamanı, kenetlenme zamanı. İnşallah hep birlikte üstesinden geleceğiz. Ülkece çok büyük bir felaket yaşadık. Hepimiz çok üzgünüz. Umarım bu akşamki organizasyonda deprem mağduru halkımıza biraz da olsa destek olup yaraları biraz da olsa sarabiliriz. Geceye katılan her ünlü, hüzünlü ama bu gece için umut doluydu. Türkiye çok büyük bir felaket yaşadı. Bu acıyı anlatabilecek ben kelime bulamıyorum açıkçası. Bu çok uzun bir süreç. Uzun bir süre bu acı hepimiz için devam edecek. Bu yaraları sarmayı hep, bu yaraları hep birlikte saracağız. Burada da hep birlikte başından beri, deprem olduğunun başından beri yaptığımız çalışmaları aynı şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Yani çok büyük bir felaket. İnsan hepimiz aynı şeyi hissediyoruz diye düşünüyorum. Yani inanın duygularımı anlatmakta zorluk çekiyorum. Çok zor ama biz bütün bunları bir kenara bıraktığımızda biz birken çok güzeliz. Birlikteyken çok güzeliz ve çok güçlüyüz. Bu gecede inşallah bu büyük felaketi yaşayan insanlara bir nebze bir yaralarını sarmak için yardımcı olabilirsek burada çok mutlu olacağız hepimiz. Dediğim gibi biz kırmızı beyazken hepimiz çok güzeliz. Çok zor günlerden geçiyoruz. Biz de çorbada tuzumuz olsun diye geldik. Umuyorum ki manalı bir miktar ihtiyaç sahiplerine ulaşır. Çok üzücü bir gün, çok üzücü bir dönemden geçiyoruz bütünüyle. Ne diyeyim, Allah yardımcımız olsun. Çok fazla söyleyecek bir şey de olmadığını düşünüyorum. Umarım birilerinin yarasını sarmak için bir nebze olsun işe yararız. Farkında kalmaya çalışıyoruz. İyilik ve kötülük halleri geçici. Allah göçüp giden insanlarımıza, canlarımıza rahmet eylesin. Kalanlara sabır versin, yaralılara şifa versin. Ama nasıl bu devrin yaralarını saracağımız
Bir sonraki nesle bu ibretlik öğretileri nasıl aktaracağımız bizim insanlığımızla ve medeniyetimizle mukabil. Dilerim bu gece gösterdiğimiz birlikteliği, tek yürek olma sağduyusunu bundan sonraki evrede de ibretlik öğretileri, dersleri de aktarabilirken gösterebiliriz. Acı birleştirdi tüm ünlüleri. Şu ana kadar yapılmış en yüksek katılımlı geceye katılan herkes yaralara bir nebze de olsa merhem olmak istiyordu. Çok büyük bir felaket atlattık diyemiyorum, atlatmaya çalışıyoruz. Buraya da birlik ve beraberlik mesajı vermek için geldik ve buna da devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Vallahi çok önemli bir gece, çok önemli bir konu için bir araya geldik. İnşallah yaralara bir nebze olsun merhem oluruz. Sadece bugün değil, bundan sonraki zamanda da yardımlarımıza devam etmemiz gerekiyor. Umuyorum çok güzel bir yardım toplayıp elimizden gelen desteğin en iyisini veririz. Tek yürek olma zamanı. Yani gidenleri geri getiremeyiz ama diğer insanlar, kalanlar için birçok şey yapılabilir. O yüzden geldim hani üstüme bir şey düştüyse diye. Ve bundan sonraki süreçte de üstümüze ne düşerse yapacağımızı bilinsin. Ben de buraya destek olmak için geldim. 10 ilimizin başına gelen bu kötü olayla hepimiz çok üzüldük. Günlerdir ben de elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ama bir yandan da Türk halkıyla çok gurur duyuyorum. Çünkü ben gece yarısı olan bir depremin ertesi sabahında bile koşa koşa bir şeyler almaya gittiğimde benimle beraber herkesin koştuğunu da gördüm. O yüzden çok duygulandım. Biz böyle bir milletiz. O da benim kalbimi çok yaralıyor. İnşallah bu 10 ilimize de elimizden geldiği kadar yardım göndereceğiz ve onların hayatlarını yeniden inşa etmelerine yardım edeceğiz. Söyleyecek aslında her şey söylendi diye düşünüyorum şimdiye kadar ama çok büyük bir felaketin içinden geçiyoruz. Ülkece gerçekten çok zor bir dönemden geçiyoruz. Ama bu kadar yardımın, bu kadar insanın el ele verip kenetlenmiş olması da çok mutluluk verici aynı zamanda. Umuyorum ki en kısa zamanda bütün yaralarımızın, bütün eksiklerimizi, kaybettiklerimizin telafisini yapmaya çalışacağız. Türkiye'nin ne kadar büyük bir millet olduğunu gözler önüne seren Tek Yürek Türkiye Gecesi'nin ünlü röportajlarıyla devam ediyoruz. Ünlüler dünyası asrın deprem felaketi için seferber oldu. Tek Yürek Türkiye Gecesi'ne ünlü yağdı. Toplanan büyük bağış deprem bölgesine umut oldu. Oyuncu Deniz Baysal, gecede desteğin önemine vurgu yapan isimlerdendi. Hep birlikteyiz, hep birlikte olacağız. Önümüzde uzun bir yol var. Eşi Barış Yurtçu'yla birlikte depremi en ağır hisseden isimlerden biriydi ünlü oyuncu. Annemiz, babamız, ablamız oradaydı. Çok şükür bir şey olmadı. İyiler. Yani iyiler de fiziken iyiler. Hepimiz zaten aynı durumdayız. 99 depremini yaşayan Barış Arduç, duygu yüklüydü geceye katılırken. 99 depremlerini hem Düzce hem Gölcük yerinde yaşayan bir arkadaşınız olarak, o zaman çok da küçük bir çocuktum ve fiziksel yerinde yaşamıştım bu depremi. Şimdi bir baba olarak böyle bir duruma tanıklık ediyorum. Çok sarsıcı. Çok tarifsiz duygular yaşıyoruz şu an. Benim esasında ne yaşadığımın çok da bir önemi yok. Orada birebir bu dertten müzdarip bir sürü vatandaşımızın ne yaşadığıyla çok ilgili, alakalı olmamız gerekiyor. Böyle günlerde bir arada olmayı, taşın altına elimizi sokmayı, elimizden gelenin fazlasını yapabilmeyi çok iyi becerebilen bir milletiz. Gurur verici bir şey bu. Fakat bu tarifsiz duygularımızı biraz daha rasyonel bir yere çekmemizde de fayda var. Bence ne güzel, tek yürek ülke olarak böyle bir şeyin altına giriyoruz. Ama devamında tek yürek memleket olarak da olan bitenlerde eksiğimiz ne, ihmalimiz ne, yapmamız gereken daha fazla ne var? Bunları da hep beraber bütün ülke konuşuyor olmamız lazım. Acının hafiflemesi için her şeyin yapılması gerektiğini vurguladı Arduç. Umarım tez zamanda bu yaraları sararız. Bir daha da böyle acılı günler görmeyiz. Teşekkür ediyorum herkese. Paylaşımları ve yardımlarıyla bölgeye destek veren Hande Erçel çok üzgündü. Ben de herkes gibi çok üzgün ve çaresizim günlerdir. Ve burada çok değerli insanlarla
birazcık da olsa destek olmaya geldik. Hepimize geçmiş olsun. Engin Akyürek acıya ve birlikteliğe vurgu yaptı sözleriyle. Acımız çok büyük. Bu süreçte herkes elinden geleni yaptı ve yapmaya devam edecek. İnşallah ülkemiz için bu son olur. Ülkemizin başı sağ olsun. Dudakları titreyerek konuşan Gökçe Bahadır, acıları hafifletmek için geldiklerini söylüyordu Tek Yürek gecesine. Hem zor hem de en azından birazcık da olsa tabii ne kadar acıları hafifletebiliriz bilmiyorum ama ne kadar mümkün. Ama en azından biraz da olsa destek olmak için, acıları hafifletmek için buradayız. Biliyorum ki herkesin acısı çok derin. Hepimiz de buradan en yürekten şekilde hissediyoruz ve birlikte yaşıyoruz. Çok büyük bir acı. Tarifi mümkün değil. Söyleyecek çok fazla cümle de yok. Dediğim ki dilerim çok daha güzel günler olur. Çok daha özellikle oradaki herkes için ne yapabiliyorsak elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız. Seda Sayan da destek için geceye katılan isimlerdendi. Kaybettiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Kaybettiklerimizin ve yaralılarımızın yakınlarına yine Rabbimden sabır diliyorum, metanet diliyorum. İnşallah hepimizin dileği Rabbim bir daha bize böyle şeyler yaşatmasın. Buradayız ben ve benim gibi bütün arkadaşlarım. Ne dedik? Türkiye tek yürek dedik. Her zamanki gibi biz büyük devletiz, büyük milletiz. İnşallah yaraları bir nebze olsun saracağız. Yılmaz Erdoğan ve Eser Yenenler yaşanan acıların hafiflemesini dilerken yaşananların unutulmaması gerektiğini söyledi. Ama daha bu konuyu hiç unutmamaya çalışacağımız ve bunu başaracağımız için konuşacak her şeyi konuşacağız ama bugün dayanışma günü. Yarayı bir an önce sarmak için herkes gibi biz de elimizden geleni yapmak için buradayız. Herkesin başı sağ olsun. Elimizden ne gelirse hem bireysel olarak hem bir araya gelerek destek olarak destek olacağız insanlara. Ama bir tek şunu söyleyeyim artık bizim için şimdiki zaman normal günler normal bir gün yok. Ya deprem öncesi ya deprem zamanı ya deprem sonrası. Bu kavramı oturtursak belki bu sefer ders alabiliriz. Murat Boz, depremde hayatını kaybeden binlerce yurttaşa başsağlığı diledi ve yakınlarının acılarını paylaştı o gece. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun. Çok üzgünüz. Elimizden geldiğince milletçe bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu gece de ona çok güzel bir örnek. İnşallah mümkün mertebe deprem bölgesindeki afet zedelerimizin yaralarını bir nebze de olsa sarabilmek için bugün buradayız. İnşallah buna vesile olacak bu gece. Depremde eşinin ailesinden kayıplar veren Erkan Petekkaya hüzünlüydü. Allah bir daha başımıza böyle bir şey vermesin. Çok zor yani. Ne diyebilirim ki? Çok teşekkürler. Kızılcık Şerbeti'nin oyuncusu Doğukan Güngör, yaraları sarmak için elinden geleni yapacaklarını dile getirdi. Afetin ötesinde büyük bir felaket oldu hepimiz için. Biz de bugün burada elimizden geleni yapacağız. Başımız sağ olsun. Üzüntüsünü tarif etmekte zorlanıyordu Pınar Deniz. Çok üzgünüm. Yani ne söylenir bilmiyorum. Tarif edilebilir bir duygu değil gerçekten. Hani bizim burada kalbimiz sıkışıyorken orada bu felaketten etkilenen insanların nasıl hissettiğini gerçekten ben tahayyül bile edemiyorum. Ama biz bugün onlar için buradayız. Beraber olmanın ne kadar güçlü bir şey olduğunu hepimiz biliyoruz ve bence biz Türkiye olarak en iyi bunu başarıyoruz diye düşünüyorum. Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin oyuncuları Nilsu Berfin Aktaş ve Mustafa Açılan milletimizin dayanışmasına dikkat çekti. Çok üzgünüz tabii ki de. Ülkecek çok zor şeyler yaşıyoruz, ağır şeyler atlatmaya çalışıyoruz. Ben atlatacağımıza inanıyorum. Dediğimiz gibi tek yürek olmaya geldik buraya. Unutmayacağız ama atlatacağız bunu da. Gördük ki ülkece tüm millet bir oldu. Çoğu arkadaşım hatta bize gitmeye kalktık. Elimizden evet. Ne geliyorsa burada, orada maddi manevi
Yardımlarımızı yapıyoruz, atlatacağız inşallah. İnşallah. Güzel Günler dizisinin oyuncuları Olgun Toker ve Zeynep Çamcı da destek için gecedeydi. Milletimizin başı sağ olsun. Geldik, buradayız. Hepimizin başı sağ olsun. Günlerdir kahroluyoruz. Bugün bir nebze de olsa elimizden gelen herhangi bir şey yapabilmek için buradayız. Elimizden geleni yapacağız. Hülya Avşar deprem felaketi için üzgün ama milletimizin dayanışması için mutluydu. Açıkçası hem üzücü hem sevindirici duyguları bir arada yaşamaktan ben günlerdir çok üzüntülü günler geçiriyorum. Ama öyle güzel şeyler de oluyor ki onlarla da biraz olsun üzüntümü rahatlattığını görüyorum. Milletimiz hepimizin başı sağ olsun. Böyle bir millete ait bir fert olmaktan da gurur duyuyorum. Geceye katılım gösteren isimlerden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaşanan felaketin yaralarının birlikte sarılabileceğini söyledi. Yaşadığımız büyük felaketin sonucu olarak ulusça birlik olmaya ve yaraları sarmak için de destek vermeye kararlıyız. Bu manada da bugün burada düzenlenen bir etkinlik var. Ona katılmak için geldim. Galatasaray Spor Kulübü'nü temsilen memleketimizin uğradığı bu felaketin yaralarının çabuk sarılması için kulüp olarak da elimizden geleni yapıyoruz. Tek Yürek Türkiye gecesine katılan sayısız ünlü isim tek tek geçti mikrofonlar karşısına gece öncesi ve duygularını dile getirdi. Vallahi karmaşık duygular içerisindeyiz. Hem üzgün olduğumuz, hem kızgın olduğumuz, hem biraz da aciz kaldığımız için mahcup olduğumuz bir dönemdeyiz. İnşallah böyle hep beraber el ele atlatabileceğimiz önümüzde nice günler olur. Bu da ilki olur. Umut doluyum burada olduğum için. İnşallah her şey güzel olur. Hepimizin başı sağ olsun. Yani çok iyi değiliz tabii ki. Çok kötüyüz hepimiz. Ama ben yani çok inanıyorum. Hep birlikte, hepimiz buradayız. Ve bu geceyi beraber atlatacağımızı düşünüyorum. Yaralarımızı beraber saracağımızı düşünüyorum. Çok zor tabii ki. Daha güzel günlerde birleşmek isterdik. Ama bu da güzel çünkü çok daha iyi bir şeye vesile olacağız. İnşallah hep beraber. Ülkemin başı sağ olsun, hepimizin başı sağ olsun. Vallahi korkunç bir felaket yani. Üzerine söylenecek yeni bir şeyim yok benim. Hepimize geçmiş olsun, hepimizin başı sağ olsun. Kendimi çok kötü hissediyorum ve bu geceye katkıda bulunabildiğimden dolayı kendimi çok birazcık olsun iyi hissetmeye çaba gösteriyorum. Bütün ülkemize başsağlığı diliyorum. Böyle bir yayına katkıda bulunabileceğim için çok şanslı hissediyorum kendimi. Ailesini, yakınlarını kaybeden herkese gönülden başsağlığı diliyorum. Zaman alacak biraz ama hep birlikte saracağız yaralarımızı. Geceye katılan herkes yardımın önemini vurguladı. Günlerdir hani gerçekten çok kötü bir süreçten geçiyoruz. Ama bu yasımızın içerisinde böyle bir dayanışma, böyle bir kenetlenme de bir noktada umut da veriyor. İnşallah hep beraber yaralarımızı saracağız. Hepimizin çok ağır bir travma, çok zor bir zamandan geçiyoruz. Çok karışık duygular içindeyiz hepimiz. Oradaki kayıpları geri getirme şansımız yok. Ama en azından onlara yaslarını yaşayabilecekleri bir ortam sağlayabilmek için elimizden geleni verebilmek için buradayız. Çok üzgünüz. Milletçe başımız sağ olsun. Hala konuşurken duygulanıyorum bu konuyla alakalı. Bugün güzel bir amaç için buradayız. Bütün desteğimiz depremzedelerimiz için olacak. Teşekkür ediyorum. Dayanışma içinde olmayı, direnmeyi, mücadele etmeyi bilen bir milletiz. Tarihte de bunu gösterdik. Hep beraber ayağa kalkmaya, yaralarımızı sarmaya, iyileştirmeye, ortak hareket ederek yardımlarla, desteklerle tekrar bunu başarmak için uğraşıyoruz. Bugün de bu amaç için buradayız. Yaralarımızı sarmaya inşallah bir nebze olsun katkısı olacak. Biz de bu akşam telefonları cevaplayacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.
Bugün birlik olma günü. Yaralarımızı birlikte sarma günü. Hepinize tekrar ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifa diliyorum. Vefat eden canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimize ve ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bugün burada çok anlamlı bir günde hep beraberiz. Türkiye tek yürek diyoruz. Herkesin başı sağ olsun. Geride kalanlara sabır diliyorum. Deprem felaketinin yaralarının sarıldığı ve milyonlarca lira bağışın toplandığı Tek Yürek Türkiye gecesinde neler yaşandı? İşte o geceden ayrıntılar. Şubat günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 11 ili birden vuran depremde Türkiye büyük bir felaketi yaşadı. On binlerce canımızı kaybettiğimiz ve on binlercesinin de yaralandığı o felaketin yaraları sarılıyor. Geçtiğimiz hafta Tek Yürek sloganıyla gerçekleşen ortak yayınla milyarlarca lira yardım toplandı. Yayına katılan ünlü sanatçılar da yoğun bir mesai harcadılar bu yayında. Bu bir felaket. Hayatım boyunca kalbim fiziksel anlamda hiç acımamıştı bu kadar. Yayında rekor miktarda bağış yapıldı. Bu anlamlı yayına başlayalım ve milletçe yaşadığımız bu büyük acıyı fert fert hafifletelim. Ve gecenin sonunda unutulmayacak bir bağış miktarına hep birlikte ulaşalım. Bugünkü yayınımızla ülke olarak yaşadığımız asrın felaketine Türk televizyon tarihinin en büyük yardım kampanyasıyla merhem olalım. Haydi Türkiye, vakit tek yürek olma vakti. Murat Yıldırım başsağlığı mesajıyla üzüntüsünü dile getirdi. Öncelikle tüm Türkiye'mizin başı sağ olsun. Evet, bugün yardım toplayacağız. Toplamaya da devam ediyoruz. En iyi yaptığımız şeylerden bir tanesi bizim bu. Çünkü bizim Türk milleti olarak genimizde vardır bu zaten. Ama en iyi yaptığımız, az önce de söyledim ben bunu. Diğer bir şeyi de ben buradan belirtmek istiyorum. Unutmayalım. Ünlü oyuncu Burak Özçivit ise birlik ve beraberliğe en çok böyle zamanlarda ihtiyacımız olduğunu vurgulayarak Türk halkına güvendiğini söyledi. Gerçekten hepimiz için zor bir gece ama inşallah çok güzel bunun üstesinden geleceğiz diye düşünüyorum. Çok güzel bir birlik beraberlik gecesi. Telefonlar susmadı gerçekten, deminden beri onlara yetişemiyorum, hatta şu anda da geliyor. İnşallah çok büyük bir bağışla birlikte yürekleri az da olsa su serpeceğiz diye düşünüyorum ve Türk halkına fazlasıyla inanıyorum. Canlı yayına Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncuları Evrim Alasya, Barış Kılıç ve Sıla Türkoğlu da katıldı ve bağış toplamak için yoğun çaba sarf ettiler. Ulusumuzun başı sağ olsun. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Pendik Spor ve kaptanı Erdem Özgenç az önce aradılar. 500 bin TL. Bağışlamak istiyorlar. Show TV'nin bir diğer sevilen dizisi Güzel Günler'in oyuncuları Olgun Toker, Binnur Kaya ve Leyla Tanlar da yoğun mesai harcadılar bağış toplamak için. Show TV'nin sevilen bir diğer dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin ünlü oyuncuları Devrim Özkan ve Ertan Saban da yaraları sarmak için canlı yayındaydı. Herkese merhabalar. Ülkemizin başı sağ olsun. Herkese geçmiş olsun. Çankırı Merkez Kırovacık Köyü'nden köy halkı kendi arasında 22.500 TL toplamışlar ve ilettiler bize. Yakında Show TV ekranlarında başlayacak olan aile dizisinin başrol oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ ise son derece üzgündü. Evet. Ayağımız tozuyla yeni geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Öncelikle tüm herkesin başı sağ olsun. Devletimizin çok kısa tutmak istiyorum. Bu bir felaket. Hayatım boyunca kalbim fiziksel anlamda hiç acımamıştı bu kadar. O yüzden tüm devletimin, tüm güzel ülkemin başı sağ olsun buradan. Yayında gerçekleşen en ilginç hadise ise Sibel Can'ın oturduğu masaya gelen kedi oldu. Can, kediye bakın nasıl su verdi.
oyuncu Eda Ece de yayında canla başla çalışan isimler arasındaydı. Uzman Çavuş 1. Komando Tugayı'nda görev yapan Furkan Turan bütün askerlere teşvik olması için kendisi 1000 TL bağışladı. Bestem Sözdemir ise gözyaşlarına hakim olamadı. Hatay'dan ayağının tozuyla gelen Özdemir çok üzüntülüydü. Biraz fazla içinde bulundum. O yüzden de zorlanıyorum. Gerçekten görünenin çok daha ötesinde, öyle değil mi? Öyle değil mi? Spor dünyası da deprem bölgesi için yardım seferberliğine katıldı. Ünlü futbolcu ve kulüplerin yardım çalışmalarına taraftarlar da dahil oldu. Türkiye'yi sarsan büyük deprem felaketi sonrası spor camiası da tek yürek oldu. Üç büyük kulübün taraftarları İstanbul'dan yardım seferberliği başlattı. Üç büyük kulübün değerli başkanları da bu yardım seferberliğine öncülük etti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, stattaki yardım çalışmalarını yerinde organize etti. Gelen yardımın haddi hesabı yok, çalışmayın gönüllü gelenlerin haddi hesabı yok. Ben Türk milletinin bu büyük karakterinden dolayı çok gururluyum. Mümkün olduğu kadar yani depremzedelere ulaşmaya çalışıyoruz. Daha önce de ifade ettim, Erdem Bey orada. Oradaki durumu organize etmeye çalışıyor. Buradan da bir kıyıdan biz tırlarla bu malzemeleri depremzedelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi birlikteliğin önemine vurgu yaptı. Bu acının içerisinde güzel bir birliktelik yaşıyoruz. Bu tüm dünyaya bir ders olsun ki Türkiye Cumhuriyeti halkı ve vatandaşı gerektiği zaman tek yumruk olmayı, tek bilek olmayı her zaman becerecektir. Teşekkür ederim. İnşallah yaralarımız sarılır çok çabuk ve temenni ediyorum ki kayıplarımızda artık son bulur diye temenni ediyorum. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yardımın ve birlikteliğin önemini şu sözlerle vurguladı. Üç Büyük İstanbul Kulübü ortak bir çalışma yaptık. Zaten hali hazırda taraftarlar ortak çalışma yapıyorlar. Her üç kulübün standında da diğer taraftarları görmek mümkün. İşte bu da Türk milletinin güzelliği, yüceliği. Bıçak kemiğe dayandığı zaman omuz omuza verip bu ülke için, bu millet için nasıl çalışabileceğimizi de gösteriyoruz. Afet değil, kıyamet yaşadığımız bir ortamda. Herkes elinden ne geliyorsa fazlasını da yaparak oradaki etkilenen insanlara destek olmak için buralardan çalışıyoruz. Beşiktaş Spor Kulübü'ne, sevgili Başkan Ahmet Nur Çebi'ye, Galatasaray Spor Kulübü'ne, Sayın Başkan Dursun Özbek Bey'e çok çok teşekkür ediyorum bu işbirliği için. Trabzonspor da yardım seferberliğine katıldı. Bordo Mavili takımın yardım tırları Trabzon'dan yola çıktı. Futbolcular da yardım faaliyetlerindeydi. Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır ve Mert Hakan Yandaş stadyumdaki çalışmalara katıldı. Yani kime dokunursak, ufak bir yardımımız kime olursa bizim için onlara ve mutlu edici bir şey. Biz elimizden gelen ne varsa yapmaya her zaman hazırız. Keşke orada onlara sahada yardımcı olabilsek ama bu mümkün olursa gitmeyi de düşünüyorum ben. Yani konuşacak çok bir şey yok aslında. Çok 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 üzgünüz. Fenerbahçe'nin golcüsü Ener Valencia da yardım tırının yüklenmesine ailesiyle birlikte destek oldu. Galatasaray'ın yıldızları da ilk günden bu yana depremzedeler için seferber oldu. Belçikalı yıldız Mertens yardım kolilerini ailesiyle birlikte taşıdı.
İspanyol yıldız Juan Mata yardım seferberliğine destek verirken Galatasaray'ın kaptanı Muslera da yardımların yapıldığı alanı ziyaret etti. I want to say geçmiş olsun Türkiye. Really I was talking here and what the country is doing is amazing to help a disaster, really a big catastrophe that we never expect in Uruguay. We don't have this kind of situations. And what all these people is doing here in all the stadiums, how unique is Turkey in this situation, is making me feel amazing. That's why I take a time to come to see alive this thing because it's amazing. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1,5 milyon lira maddi bağış yaptığı deprem bölgesi için hazırlanan yardımlara da destek oldu. Galatasaray'ın yeni transferi İtalyan futbolcu Zaniolo imzayı atar atmaz stadyumdaki yardım çalışmalarına destek olurken, depremde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Galatasaray taraftarı Muhammed için 17 numaralı formayı giyme kararı aldı. Sono molto dispiaciuto per Mohamed e per il popolo turco. Galatasaray'ın yıldızlarından Lucas Torreira da yardım seferberliğine katıldı. Stadyumdaki çalışmalara katılan Uruguaylı futbolcu elinden geleni yapmaya hazır olduğunu söyledi. Biz de burada elimizden geleni yapmak istiyoruz, onlara destek olmak istiyoruz. Aramızda takım olarak neler yapabiliriz şeklinde bunu bir istişare haline getirdik. Çok fazla ihtiyaç olduğunu da farkındayız. Bununla ilgili de bir şeyler, çalışmalar yapıyoruz biz. Galatasaray'ın yardım seferberliğine destek veren eski başkanlardan iş insanı Adnan Polat, şirketleri adına da deprem bölgesine yardım yaptıklarını vurguladı. Tabii ki elimizden gelen her şeyi yapacağız. Biz Galatasaray Kulübü olarak tabii ki Galatasaray Kulübü'nün bu kampanyasına destek veriyoruz. 300 tane teknik adamı gönderdik o bölgeye. Elektrik ve mekanik uzmanları. Onlar oradaki işte çalışmayan makinalara, kopan kablolara yardım ediyorlar. Şu anda çalışıyorlar orada bütün deprem bölgesinde. Ayrıca da şu anda yarın sabah ilk etabı çıkacak. Hazırlıklar ancak bitti. 50 tane konteyner ev gönderiyoruz. Adnan Polat, dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye yardımların yağdığını söylerken gözyaşlarına hakim olamadı. Ayrıca Yunanistan'a da teşekkür etmek istiyorum. Benim kızım orada oturuyor. Yunanistan'da da ciddi olarak yardım ediyorlar. Daha fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Çok üzüldüm. Beşiktaşlı Cenk Tosun da taraftarlarla birlikte yardım çalışmalarına katıldı. Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş de depremzedelerin acısını paylaştı. Nihayetinde bir olay olmuş. Ölümler, çok acı bir ölümler olmuş. Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diyorum. Yaralılara geçmiş olsun diyorum. Büyük bir felakette nasıl çıkacağımız düşünmemiz lazım. Acıyı da yaşıyoruz yani. Bu acıyı hissediyoruz. Ama tabii bunu aynı zamanda da bir insani olarak da yardıma dönüştürmemiz lazım. Çünkü yapacak bir şeyimiz yok. Sadece deprem bölgesinde olan ki 10 tane büyük bir şehirde olan insanlarımıza nasıl yardım edebiliriz? Onu da görüyoruz ki tüm Türkiye ayakta. Sadece Türkiye değil, tüm dünya ayakta. Milli takım teknik direktörü Stefan Kuntz da deprem bölgesi için yardım seferberliğine katıldı. Almanya'da yaşadığı şehirdeki bir süpermarkette kasiyerlik yapan Kuntz, deprem bölgesi için 10 bin euro bağış topladı. Yurt dışındaki sporcularımız da ülkemizdeki felaket için yardıma koştu.
Deprem bölgesi için 1 milyon liralık bağışta bulunan Cedi Osman, NBA'deki takımı Cleveland Cavaliers'la birlikte Türkiye için yardıma hazır olduklarını duyurdu. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle çok üzgünüm. Tüm halkımıza geçmiş olsun. Enkaz altındakilere bir an önce ulaşılmasını diliyorum. Dualarım, kalbim, aklım sizinle. Takım ve bireysel olarak da elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bir daha böyle felaketler yaşamaması dileğiyle. Barcelona basketbol takımı maç öncesi Türkiye ve Suriye'deki deprem felaketi için saygı duruşunda bulunurken, milli basketbolcumuz Sertaç Şanlı duygusal anlar yaşadı. İngiltere'de top koşturan İlkay Gündoğan, depremin ilk gününde bir tır dolusu yardım malzemesini Türkiye'ye gönderdi. Deprem bölgesi için büyük maddi yardım yaptığı bilinen Burak Yılmaz, Hollanda Ligi'nde takımı Fortuna Sittard'la çıktığı maç öncesi takım arkadaşları Oğuzhan ve Doğan'la birlikte duygusal anlar yaşadı. Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu maç öncesi ısınmaya Türkiye için dua et yazılı tişörtle çıkarken, İspanya'da forma giyen Enes Ünal attığı gol sonrası Türkiye ve Suriye'ye dikkat çekti. Futbol dünyasının yıldızları depremden kurtulan çocuklar için de seferber oldu. Galatasaraylı Icardi, enkazdan çıkan hayranı Kadir için formasını imzaladı. Fenerbahçeli Arda Güler, 113 saat sonra enkazdan kurtarılan hayranı Mesut'la telefonda görüştü. Senin gibi topçular abi milyonda bir geliyor abi. Sağ ol kardeşim. İşleri sonra iyileşince tesise bekliyoruz. Ben de sana formanı vereceğim, tamam mı? Tamam Arda abi. Beşiktaşlı Cenk Tosun, enkazdan sağ olarak kurtarılan Cavit'e forma sözü verdi. Kim göndersin? Sen hangi takımlısın? Beşiktaş. Hangi, kimden istiyorsun forma? Cenk Tosun. Cenk Tosun'dan forma istiyor Cavit. Tamam. Cavit kardeşim merhaba. Cenk abinden sana sevgi dolu selamlar. Videonu gördüm. En kısa zamanda sana formanı ulaştıracağım kardeşim. Kısa bir süre önce Beşiktaş'tan ayrılan Brezilyalı yıldız Josef de Souza, depremden 152 saat sonra kurtulan 9 yaşındaki Ömer'le bir araya geldi ve formasını hediye etti. Josef, senin için geldi buraya. Seni çok seviyormuş. Sana moral vermeye geldi. Her zaman senin yanında yardımcı olacağını söylüyor sana. Teşekkür etmek ister misin? Where is the transit? Can you transit for him? Okay. Yeah. Say to him that this is a gift for him. He's a hero. Okay. Thank you. Ömer, sonunda diyor ki sen bir kahraman sanırdı. Sana bu hediye takdim ettim. Bunun için senin için gelmiş. Çok uzun sene, tamam mı? Ömrüm boyunca takdim edecek. Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu deprem bölgesindeki çocuklarla görüntülü konuştu ve onlara moral verdi. Şimdi daha iyi konuşuyor. Kardeşim kaç yaşındasın? 9. Konuş haydi kardeş. Maşallah maşallah. Galatasaraylı mısın? Evet, her zaman. Merhaba Kerem abi. Galatasaray'ın kaptanı Muslera, enkazdan kurtarılan hayranı Semih'le görüntülü konuştu ve formasını hediye etme sözü verdi. Semih! Efendim? Gelmiş olsun. İyiyim. Kim ben? Ne? Ben kim? Muslera. Sen hangi takım tutuyorsun? Galatasaray. Maşallah, forma maşallah. Formanı istiyorum. Formanı istiyorum Muslera.
Duymadım, formanı istiyorum de. Formanı istiyorum. Tamam, gönderiyorum. Milli futbolcu Mehmet Topal, memleketi Kahramanmaraş için kolları sıvadı. Deprem bölgesine giden Topal, elleriyle yardım dağıttı. Bana yazdırsan. Abla sen istedin, sen ilaç istedin. Tamam, onu aldık. Deprem bölgesine futbol dünyasından yardım yağdı. Milli futbolcu Merih Demiral'ın girişimiyle başlayan açık arttırmayla forma satışı kampanyasına ise birçok ünlü futbolcu destek oldu. Merih Demiral, aralarında Karim Benzema, Eden Hazard, Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Leonardo Bonucci, Dybala, Alvaro Morata ve Antoine Griezmann'ın formalarının bulunduğu açık arttırmadan 6 milyon lira bağış topladı. Hakan Çalhanoğlu depremzedeler için 1 milyon lira bağışta bulunurken, efsane futbolcu Lionel Messi 70 milyon lira yardım yaptı. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Koreli Kim Min-jae de 1 milyon 400 bin lira bağış yaptı. Spor camiası deprem felaketinde ağır kayıplar verdi. Enkazda hayatını kaybeden Yeni Malatya Spor kalecisi Eyüp Ahmet Türkaslan'ın vefatı herkesi üzdü. Handball A milli takımımızın kaptanı Cemal Kütahya ve 5 yaşındaki oğlu Çınar yaşanan depremde hayatlarını kaybetti. Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çankaya Üniversitesi'nin milli oyuncusu Nilay Aydoğan da hayatını kaybetti. Nilay Aydoğan'ın cenazesine hüzün hakimdi. Deprem sırasında Adıyaman'da bulunan Kuzey Kıbrıslı voleybol takımı kafilesi de otel enkazının altında kalmıştı. Genç sporcuların yer aldığı kafileden 16 kişi yaşamını yitirdi. Genç sporcuların Kıbrıs'a getirilen cenazeleri devlet töreniyle toprağa verildi. Hatayspor'un sportif direktörü Taner Savut da depremde hayatını kaybeden isimlerdendi. Futbolculuk döneminde Fenerbahçe'de de oynayan Taner Savut da depremde hayatını kaybetti. Depremin en acı kayıplarından biri Hatayspor'lu futbolcu Christian Atsu oldu. Günlerce süren umut dolu bekleyiş acı haberle son buldu. Christian Atsu'nun cansız bedenine ulaşılınca futbol camiası yasa boğuldu. Acı haberi Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel verdi. Acımın tarifini kelimelere dökemiyorum. Acısı hiç bitmeyecek. Her zaman büyük bir sevgi ve saygıyla hatırlanacaksın. Mekanın cennet olsun güzel insan. Hepimizin, tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'da gözyaşlarıyla karşılandı. Portekiz'de Porto Rio Ave maçı öncesi iki takımın da formasını giyen Atsu böyle anıldı. Hollanda ekibi Ajax'ın Ganalı futbolcusu Muhammed Kudus attığı gol sonrası Atsu'yu böyle andı.
Hayatını kaybeden tüm sporculara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Fatih Altaylı'nın yayınına konuk olan Berfu Yenenler'in gözyaşları milyonları ağlattı. İşte ünlüler dünyasından haberler. Sanat dünyası deprem bölgesine yardımlarını sürdürüyor. Rapçi Sefo ve Aleyna Tilki geçtiğimiz haftayı Hatay'da depremden zarar gören çocuklarla birlikte geçirdi. Çocukların çok sevdiği iki şarkıcı çocuklarla oyun oynadı. Bir, kaç! 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 Aleyna Tilki, Hataylı çocukların üzüntülerini bir nebze olsun unutturdu. Dans ediyoruz! Özge Özder ve Aslı Tandoğan, afet bölgesindeki hayvanlar için harekete geçti. Özder ve Tandoğan, deprem bölgesindeki can dostlarını Bana Göz Kulak Ol Derneği aracılığıyla İstanbul'a ulaştırdı. Sağlık kontrollerinden geçen köpekler pansiyona yerleştirildi. Demet Akalın depremin ilk gününden beri ailesiyle yardımlara destek oluyor. Maddi yardımların dışında İstanbul'daki 4 evini depremzedelere açan Demet Akalın yaptığı paylaşımda bu mesajı verdi. Depremzedeler en çok barınma sorunu yaşıyor. Eğer siz de evinizi onlara açmak istiyorsanız Evim Yuvam Olsun projesine katılın. Yaralarımızı birlikte saralım. Doğukan Manço deprem bölgesindeydi geçtiğimiz hafta. Manço depremden etkilenen çocuklar için oyuncak yardımı talep etti. Afet bölgelerinde çocuklarla oldukça zaman geçirme şansı yakaladım ve bir takım tespitlerim oldu. Burada çocukların oyuncak ve oyunlara gerçekten çok ihtiyacı var. Fakat bu oyuncakları lütfen seçerek gönderin. Göndereceğiniz oyuncaklar sadece kafalarının dağılmasını değil, onların hem el becerilerini geliştirecek, hem zekalarını geliştirecek, hem de birlikte sosyalleşmelerini sağlayacak tipte oyuncaklar olsun. Seçin. Yani ihtiyacınız, ya buna ihtiyacım yok deyip göndermeyin. İkincisi, çocuklarınızın, eğer kendi çocuklarınızın kullanmadığı oyuncakları gönderecekseniz de lütfen kendi çocuklarınızın bundan rızası olsun. Bu oyuncakların nereye gittiğini bilsinler. Ben de çocukken oyuncaklarına düşkün bir çocuktum ve oyuncaklarım ortadan kaybolduğunda nereye gittiğini bilmiyorsam yıllarca bunu taşıdım. Acaba nerede diye. Lütfen oyuncak desteğinizi, oyun desteğinizi eksik etmeyin. Buradaki çocukların buna çok ihtiyacı var. Demet Özdemir, depremzedelere yardıma ilk koşan ünlülerden biriydi. Afat'la beraber İstiklal'de yaptığımız deprem bölgesine tırımız hazır. İkinci tırı bekliyoruz. Herkese çok teşekkür ederiz. Deprem bölgesi için yardımlarını sürdüren Demet Özdemir, 26 Şubat'taki doğum gününü depremzedelere armağan etti ve kendisine hediye alınması yerine deprem bölgesine yardım yapılmasını talep etti. Berfu Yenenler, depremzede çocuklar için yaptıkları oyuncak yardımına çocuklarını da teşvik ettiği anları, Malatya'daki çocuklarımıza çok özel bir teslimatımız var notuyla paylaştı. Biz yarın babamla Malatya'ya oradaki arkadaşlarımızın yanına gideceğiz ya, oradaki arkadaşlarımız bazı oyuncaklarını kaybetmişler. Siz sevdiğiniz oyuncaklardan o arkadaşlarımıza götürmemizi ister misiniz? Hangi oyuncaklarımızı götürelim? Bize verirsiniz, arkadaşlarımıza paylaşabiliriz. Seçin bakalım.
Babacığım. Evet, seviyordur. Babacığım. Ben senin için götüreceğim oradaki arkadaşlara, tamam mı? Tamam. Çak. Ne kadar güzel bir oyuncak verdin oğlum. Aferin sana. O senin en sevdiğin oyuncağındı değil mi? Çok seviyorlar. Çok mutlu olacaklar. Bir dahaki gün seni de götüreceğim. Çok seviyorum. Depremin psikolojik etkileri de çok fazla. Ebru Gündeş depremde hayatını kaybeden çocuklar için enkazlara bırakılan balonların videosunu paylaştı ve duygusal cümleler yazdı. Yüreğimize bir şey oturdu ve kalkması imkansız. Ne rahat nefes alabiliriz artık, ne de böyle bir acıyı unutabiliriz. Unutmayacağız da. İbrahim Tatlıses, deprem bölgesinde evsiz kalan vatandaşlar için Bodrum'da bulunan 5 dairesinin kapılarını açtı. Deprem sadece yurttaşlarımızı değil, can dostlarımızı da etkiledi. Depremde kurtarılan, kurtarma çalışmalarına destek olan hayvanların yürekleri ısıtacak görüntüleri geliyor. Şubat saat 04:17. Türkiye'nin kara gecesinde bir deprem felaketi on binlerce canımıza mal oldu. On binlerce insan da yaralı olarak kurtarıldı. Birbirinden acı hikayelerle dolu o kara gecede minik hayvan dostlarımız da bizler gibi o büyük korkuyu yaşadı. Kurtarma ekiplerinin büyük gayretleri sonucu birçok insan kurtarılırken, sevimli dostlarımız da enkaz altından çıkarıldı. ...11 ili vuran depremde en büyük hasarı gören Hatay'da sahibini bekleyen bu köpek içimizi sızlattı. Gel bakalım, gel. Depremde yaralanan can dostumuz için ilk müdahale böyle yapıldı. Ayağının üstüne bas, dışarıda bir patisin üstüne basın. Bırak sana basın. 91-96. Depremden sağ çıkan bu siyah köpek o günden beri sahibini bekliyor. Belki de sahibi şu an hayatta değil. Sağ çıktı geçen gün burada. Dünden beri gitmiyor. Sahibini bekliyor. O götürüyor, başkaları bırakıyor, geri geliyor, buraya yatıyor. Sahibini bekliyor. Sahibi aşağı yatıyor içeri. Hatay'da acının her an hissedildiği bir anda depremde hasar gören bir binadan küçük şirin bir kedi yavrusu işte böyle kurtarıldı. O kadar susamış, acıkmış ve korkmuş ki uzatılan suyu ve mamayı bir çırpıda tüketiyor. Ben enkazdan iki tane kurtardım, gösterdim şimdi. Ulaşsana hemen onu. İstanbul'a götür. Aşkım benim ya. Nasıl kanamış. İstanbul'a götüreceğim. Hanım şu anda nerede bakacaksın? Ben şu an yanında uykutumuna bakarım. Ona yuva da yaparım şimdi. Tamam, hemen bir... Bu tatlı kedi de Kahramanmaraş'ta enkaz altından kurtarıldı. İnsanların kucaklarında sevgi ve şefkatle yeniden hayata tutunmaya çalıştı. Tamam, onu aşağı indirelim de şey su da ver. Onu akşam biz götürürüz şeye. Ne o? İçeri. Şurada onu bir şeye bakmayalım. Şu gürültüden. Kurtarma ekipleri onların da birer can olduğu bilinciyle enkaz altında kalan hayvanları kurtarmak için büyük bir özen gösterdi. İşte neredeyse boğazına kadar gömülü olduğu betondan kurtarılmaya çalışılan tatlı bir köpek. Canı çok acıdı ancak neyse ki kurtarıldı. Ama bak onun yanında insan da vardı. İnsan da vardı. Bak,
Hadi. Abi dur dur. Dur dur. Bekle. Bastırma üstüne. Bastırmıyor. Ha. Bas. Girdi mi? Girdi. Bas. 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 Anne şeye de dikkat. Bayılacağınız. Bas. Hadi. Bismillah. Ah. Hadi. Geliyor, dur oğlum. Dur oğlum. Yavaş. Dur dur. Yavaş. Dur dur. Bismillah. Tamam. Şu oraya basma. Oradan çekil abi. Oradan çekil abi. Şu taşı alacağız. Bak şu taşı alacağız. Şurayı bir temizleyelim. Hadi. Bismillah. Hadi Allah. Kayma atın abi. Tamam. 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 Gel. Aslan var. Hadi aynı devam edelim abi. Hadi devam. Köpeğini devam edelim. Ağır artık. Kaybı burada. Nereye gitti o? Enkazdan perişan bir halde son anda kurtarılan ve sahipleri ölen bu tatlı köpeği ise Eser ve Berfu Yenenler çifti sahiplendi. İşte depremde enkazda kalan ineğini kurtarmaya çalışan bir vatandaş. Çaresizlik gerçekten çok ama çok kötü bir acı. Çıkaramıyor musunuz ineğinizi? İneğimi çıkaramıyorum. Boncuğum 4 gece 4 gündüz burada yattı. Beyin hiç uyku görmüyorum. Ağlıyorum. Her şeyim bunlardı. Benim her şeyim. Kazancım buyurdu. Emeğim buyurdu. Hamile olduğu için mi çıkamıyor? Hamile. Kahamıyor. Günü bitti sayılır. Kalkmıyor. Kalkmıyor. Burada yatıyor böyle. Beni gördü mü? Benden ilgi istiyor, sevgi istiyor, kahramıyor, gözüme bakıyor, ne yapayım? Yaşanan büyük felaketteki acı ve korku dalga dalga her insana yayılırken, bu kedi ve köpek de birbirlerine sarılarak korkularını yenmeye ve ısınmaya çalıştı. İşte içimizi sızlatan bir görüntü daha. Depremde bir mucize kurtuluş daha. Bu muhabbet kuşu henüz daha yeni doğmuş yavrularıyla birlikte kurtarıldı. Cenk kardeş. Onları kurtardım. Bu güzel köpek de Hatay'da deprem bölgesinde görev yapan Kızılay ekibinin yanından bir an olsun ayrılmadı. Depremde evlerinden olan insanlar minik dostlarını almadan içeriden çıkmadılar. İşte kuşlarıyla aynı kaderi paylaşanlar. Aşkım. Paşa. Bir can da şey tabii ki, yani biz şey yapınca bunları da çıkardık. Sıcak yer gerekiyordu çünkü onlar soğuktan ölecek. Onun için sıcak yere biz nereye gidiyorsak onu da getirdik buraya. Depremin o şiddetiyle evinden kaçan tatlı bir köpekse bir çöp konteynerine sığınmış. Yüzünde ve gözlerinde korku ve acı var. Arkadaşlar şöyle bir çocuk var. Büyük ihtimal evden falan kaçtı. Kovuluyormuş. Gel anneciğim hadi. Mini mini yavrular depremde enkaz bölgesinde birbirlerine sarılarak soğuktan korunmaya çalışıyorlar. Thank you.
bir can dostumuz daha enkazdan kurtarılmış ve ilk müdahalesi yapılıp serum bağlanmış. Kahramanmaraş'ta enkazdan muhabbet kuşu elinde çıkarılan 13 yaşında bir çocuk ve sonrasındaki sevinç. İkisinin de sağ olması elbette sevinci de katladı. Beraber mi çıktılar abla enkazdan? Beraber çıktılar enkazdan. Berat'ın kuşu mu? 13 yaşında yeğenim. O da yaşıyor, kuş da yaşıyor çok değil mi? Çok şükür, çok şükür, çok şükür. Tamam, bir fotoğrafı ben çektim. Onun adı Mucize. Depremden 97 saat sonra canlı olarak enkazdan çıkarılan muhabbet kuşuna Mucize adı verildi. Gerçekten bu görüntüden sonra insan mucizelere inanıyor. Mucize zaten 5 gün bir canlı kuşun çıkması mucizedir zaten. Acaba orada bak, 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 bak. Yani böyle bir mucize zaten daha görüyor. İnşallah diğer canlılar da bu şekilde çıkartırız. Pislik, pislik, pislik. Deprem bölgesinde her an bir mucize yaşanıyor elbette. İşte enkazdan kurtarılan anne ve yavruları. 103. saatte bir anne ve bir yavrumuzu çıkardık. Bugün ise yine bir anne ve iki yavrusunu çıkardık. Bizim için önemli olan canlı olmasıdır. Yine umudumuzu yitirdiğimiz zamanlardı. Saat ilerledikçe kendimizi de direncimizi de yok olduğunu zannediyoruz ama en küçük sese karşı duyarlı hale geldik. İyilik hareketi dalga dalga yayıldı deprem bölgesinde. Yaşanan felakette aç kalan dostlarımızın imdadına ünlü sanatçı Halil Sezai koştu ve onları eliyle besledi. Acı görüntüler yaşandı ki deprem felaketinde. İşte bir anne köpek ölen yavrusunu gömmeye çalışıyor. Bu görüntüye yürek mi dayanır? Çok akıllı canlılar onlar. Vefa duyguları da çok yüksek. İşte köyüne yardıma giden ekiplere yol gösteren bu köpek hepimize bir ders veriyor adeta. Harbi köye götürüyor köpek bizi. Burası Maraş. Maşallah. Göksu'nun en uzak köylerinden bir tanesi. Ulaşım sıkıntısı çok büyük. Biz de yolu bulamayınca köpeği takip etmeye başladık. O da bizi köye getirdi. Zaten yollarda büyük büyük taşlar da var. Kaya parçaları. Onlar öylesine içli ve vefakar canlılar ki kendilerini kurtaran kahramanlara teşekkürlerini hiç esirgemiyorlar. İşte depremden tam 5 gün sonra enkazda kurtarılan şansın teşekkürü. İşte en güzel teşekkürüydü. En güzel karşılıklı. Karşılıklı sevgiliyiz ya. Bakın işte karşılıklı sevgiliyiz. Enkaz bölgesinde minik hayvan dostlarımızı da kurtarmak için yoğun bir çaba vardı. İşte son anda kurtarılan tatlı bir kedi daha. Ve depremin kahramanı. Meksikalı kurtarma ekibinin köpeği Proteo. Canlarımızı kurtarmak isterken enkaz altında kalarak öldü. Proteo, seni de unutmayacağız. Teşekkür ediyoruz.
Meksika'da milli kahraman ilan edilen Proteo'ya verilen değer bizleri de duygulandırdı. Kahraman Proteo düzenlenen askeri törenle toprağa verildi. Misión cumplida, campeón. Evet. Büyük bir felaket yaşadık. Büyük acılar çektik. Ancak yaraları hızla sarıp şimdi ayağa kalkma zamanı. Geçmiş olsun Türkiye. Arkadaşlar kırıcı nerede? Neredeydi o? Dedik ya her an bir mucize yaşanıyor diye. Deprem bölgesinde enkazdan çıkan koyunlar şans eseri yara almadan kendi kendilerine işte böyle çıktılar. De kaldırılmamış, tamamlanmamış enkazların altında yaşayan canlar olduğunu, hem insan hem hayvan dostlarımızın olduğunun inancındayız. Kesinlikle bu inancı yitirmiyoruz. Hark arama kurtarma ekibi olarak elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam ediyoruz. Fatih Altaylı'nın yayınına konuk olan Berfu Yenenler'in gözyaşları milyonları ağlattı. İşte ünlüler dünyasından haberler. Fatih Altaylı, Bloomberg HT ekranlarında yayınlanan birebir programında konuk ettiği Eser Berfu Yenenler çiftine deprem bölgesi ziyaretinde çocuklarla yaşadıklarını sorunca programda duygusal anlar yaşandı. Herkesin aklı oradaki çocuklarda. Çünkü en sıkıntıda olanlar çocuklar. Niye en sıkıntıda olanlar? Çoğunun anası babası. Ya en zor durumda çocuklar olmasına rağmen en mutlu ve en pozitif olan da çocuklarda, bu daha da yaralayıcı ve çok kırıcı zaten. Böyle onlara kek veriliyor ve o keki bile getir bana verip işte sen de ister misin abla falan. Öyle yani. Yani orada... Berfu Yenenler'in bu sözleri sonrası hem kendisi hem de Fatih Altaylı gözyaşlarına hakim olamadı. Yani Türk çocuklar dediğimiz Suriye çocuklar artık zaten şeyler. Yani Türkçe biliyorlar yani, evet, yani normal Türkçe çoğu anlıyor, ediyor. Fatih Altaylı hep güler yüzüyle tanıdığımız Berfu Yenenler'in hüznünü anlatırken böyle ağladı. En komik, en eğlenceli, en gırgır kızı böyle sulu gözlerle bakıyorlar. Ona baktıkça böyle fena oluyor. Şurada iki geldiniz, iki varsınız. Usta oyuncu Cezmi Baskın, depremde yakın çevresinin ve arkadaşlarının kayıpları olduğunu söyleyerek acılarla yüzleştiklerini anlattı. Arkadaşlarımın kayıpları var. Bizim beraber çalıştığımız arkadaşların kayıpları var. Bir arkadaşımın kızını kaybettik. Yani acıyız, acıyız, acıyız yani. Acı doluyuz. Seda Sayan da yardım seferberliğine ilk günden beri destek verdi. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Önemli olan bu. Yardımlar azalmış. Yardımlar azalmasın diye anons ediyoruz tekrar. Yani unutmayalım diye. Başka söyleyecek bir şey yok. 99 depreminde sahada olan Seda Sayan her zaman yardımlara devam edeceğini söyledi. Her zaman, her zaman oldu. 99 depreminde zaten oradaydım. Ben enkaz üstlerinde falan çalıştım. Bu depremde buradan ilk önce su ve battaniye ile biz iş insanı dostlarımızla çalıştık ve hala devam ediyoruz. Hala devam. Bırakmayacağız, siz de unutturmayın. Bir kira, bir yuva kampanyasına ünlü isimler bağışlarıyla destek verdi. Usta oyuncu Metin Akpınar 500 bin lirayla kampanyaya katılırken Pınar Deniz 100 bin lira, Gülşen de 120 bin lira bağışladı.
kira bir yuva kampanyasına, Meltem Cumbul 40 bin dolar bağışlarken Sıla bir konserinin tüm gelirini kampanyaya aktardı. Yıldız Tilbe 12 ailenin bir yıllık kirasını karşılayarak kampanyayı destekledi. Ünlü isimler sivil toplum göreve hazır sloganı altında başlayan kampanyaya destek verdi. Hatice Şendil, Serkan Çayaoğlu ve Yıldız Çağrı Atiksoy deprem bölgesindeki çocuklar için kampanyaya katıldı. Deprem dolayısıyla refakatsiz kalan çocuklarımız, bebeklerimiz için, depreme birincil dereceden yakalanan çocuklarımız ve onların aileleri için, yalnız kalan kadınlarımız için tam rakam bilmiyorum ama önümüzdeki bir ay içinde 24 bin kadının anne olması, bebeğine kavuşması bekleniyor. Onlar için hastane süreçleri, sonrasındaki psikolojik destekleri ve okul süreçlerine destek olmak istiyoruz. Sivil toplum göreve hazır. Bizler de hazırız sizlerin katılımı ve desteğiyle. Devletimizin resmi kurumlarıyla birlikte daha güçlü ve daha verimli olmayı hedefliyoruz. Merhaba, biz buradayız. Çocuklarımız için sivil toplum göreve hazır. Hepimiz çocuklarımız için buradayız. Sivil toplum göreve hazır. Hadise, deprem bölgesinde yıkılmış bir binadaki Atatürk portresini paylaştı ve takipçilerini duygulandırdı. Çünkü Türk milleti milli birlik ve beraberlikle düştükleri yerleşimi bilmiştir. Afet süreci boyunca yardımlara destek veren Çağla Şikel, yapacağı özverili çalışmaların devam edeceğini dile getirdi. İlk günden beri çok büyük bir özveriyle çalışıyorsunuz siz de. Çalışmaya da devam ediyoruz. Size de kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar dileriz. Özge Özpirinçi, deprem süreci boyunca gerek paylaşımlarıyla, gerek çalışmalarıyla bölgeye destek veren isimlerden biriydi. Vatandaşlık görevimizi yerine getiriyoruz. Sesimiz yüksek çıkıyor, daha da yüksek çıkacak. Gerekli yerlere gerekli yardımları ulaştırıyoruz. Toplanan bütün bağışların da gerekli yerlere ulaştırılması için hep beraber bekliyoruz. Özge Özpirinçi, zor sürecin devam ettiğini ve bu süreç boyunca ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını söyledi. Çok zor bir süreç yaşandı. Uzun sürecek bunun iyileşmesi ama elimizden geleni hepimiz yapacağız. Yapmaya da devam etmeye çalışacağız elimizden geldiğince. İnşallah hep birlikte tekrar ayağa kalkacağız. Haber turumuzla programımız devam ediyor. Aslı Şahal Koçlar ikinci bebeğini kucağına aldı. Geçtiğimiz yıl Şubat ayında iş insanı Kaan Demirağ ile dünya evine giren Aslı Şahal Koçlar, kısa bir süre sonra da oğlu Cem'i kucağına almıştı. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çift ikinci kez anne baba oldu. Çift dünyaya gelen kızlarına Ada ismini verdi. Bensu Soralı hastane çıkışı görüntülüyoruz. Ünlü oyuncunun eşi Hakan Baş küçük bir operasyon geçirmiş. Yok, kötü bir şey yok ya. Küçük bir operasyon geçirdi Hakan. Ameliyat öyle doğuştan böyle bir rahatsızlığı vardı onunla alakalı. Ama gayet iyi, sorun yok. Nesrin Cevatzade 17 yıldır beslediği kedisi Api'yi kaybetmenin acısını yaşadı. Cevatzade Api'ye 17 sene her an birlikte birbirimizi öpmekten, koklamaktan sanki tek beden olmuştuk. Şimdi bir organım kesildi gibi oldu. Canımdan can koptu. Giderek bu hayatın tüm güzelliğini de yanında götürmüş oldun oğlum mesajıyla veda etti. Murat Dalkılıç bir yemek çıkışında kameralar karşısına çıktı. Deprem bölgesi için projeler üretmek için dışarıda olduklarını dile getirdi Dalkılıç. Ülkenin bu durumlarında beraber yapabileceğimiz neler olabilir? Bunlarla alakalı sürekli zaten herkes gibi istişare ediliyor. Biz de baktık ne yapabiliriz diye. Dalkılıç yardımlarla birlikte çalışma hayatının da devam etmesi gerektiğini söyledi. Böyle durumlarda hayatın devam etmesi gerekiyor bir yandan ki gördüğünüz gibi yani böyle bir gerçekten ülkenin en zor şimdiye kadar belki de karşılaştığı durumlardan bir tanesi. Böyle bir durumda gerçekten bir zümre var ki
orada bulunan her bir sanatçının teker teker emeğiyle alakalı herkesin hakkını vermesi lazım. Hepsini gerçekten gönülden kucaklıyorum. Herkes elinden geleni yaptı. Ebru Şallı'yı üzgün bir şekilde görüntülüyoruz. Alo. İki genç oyuncu Ekin Türkmen ve Derya Beşerler bir kafede sohbet halinde. Ekin Türkmen'le birlikteyiz. Vallahi ne hissedelim? Çok çaresiz ve üzgün hissediyoruz. Yani her zaman böyle olaylar olduğunda ülkece çok yardımsever, çok iyi şeyler yapıyoruz. Hem bunu gördük, hem de sosyal medyanın bu kadar hayatımızda olması biraz da derinden etkiledi bizi. Çünkü göçük altındaki insanlardan da mesajlar gördük. Bu mahvetti bizi yani. İnanılmaz acı bir durumdu. Ekin Türkmen birçoğumuz gibi şu an ne yapacağını bilemez durumda. Yani yastayız, üzgünüz. Konuşuyoruz ne yapabiliriz diye sürekli masalarda her masa ayrı konuşuyor yani böyle yerler. Ne yapabiliriz, elimizden ne gelir diye. Allah'tan iyi bir milletiz yani bu konuda. Karmakarışık duygulardayız. Hem korkuyoruz, İstanbul için korkuyoruz, aynı şeyi yaşamayız diye. Deprem felaketi sonrası fırsatçılar ünlüleri hedef alıyor. Oktay Kaynarca adına açılan sahte bir sosyal medya hesabını ifşa etti. Oktay Kaynarca adına yardım topladığını iddia eden hesabı mahkemeye şikayet etti. Pınar Altuğ da sahtekarlar yüzünden çileden çıktı. Pınar Altuğ hesabının ele geçirildiğini açıkladı ve takipçilerini uyardı. Herkese merhaba. Son birkaç saattir kendim bilmez bir beyinsizin yaptığı işle uğraşıyorum. Herkes bir şekilde yardım elini uzatmaya çalışırken, oradan oraya haber iletmeye, birilerine çadır, birilerine erzak, birilerine kıyafet bulmaya çalışırken, yardım isteyen herkese yetişmeye çalışırken, bir sivri zekalı bu zamandan yararlanıp benim hesabıma bir şekilde eşkiriş yapıp bazılarınıza mesaj atmış. Eğer son iki gün içinde manasız bir şekilde sizi takip etmeye başladıysam, yani hesabımdan bahsediyorum, ve size link attıysam lütfen ve lütfen itibar etmeyin. Hamdi Alkan'ın annesi Hilva Alkan hayatını kaybetti. Hamdi Alkan'ı cenazede dostları yalnız bırakmadı. Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazına Tamer Karadağlı, Mert Güner, Selami Şahin, Ahmet Selçuk İlkan ve Sibel Can'ın oğlu Engin Can Ural da katıldı. Selen Görgüzel de eski eşi Hamdi Alkan'ın acı gününde yanındaydı. Yarın pazar sürprizinde yeniden görüşmek dileğiyle iyi hafta sonları.